Kut derneklerine bağışlansa da canlar kurtulsa, öyle değil mi? Akut. Akutlar yani dernekler, her türlü yani yardım Evet. dernekleri. Kesinlikle. Orada şey yapmayın sakın. Mesela konuşalım. Akut derken Nasuh Mahru Arama Ülkeli kurtarma dernekleri. arama kurtarma dernekleri O anlamında söylemek istediğini bana. Akutlar var artık. Nasıl tarayıldı onlar? Nasıl attılar? Evet biliyorum biliyorum. Çünkü biraz siyasi baskı yedi Osman Hocam. Evet, doğru diyorsunuz. evet. Siyasi baskı yedi. Ben haberdarım. Akutlar var. Yani peki o zaman ben size sorarım veya diğer derneklere de sorarım. Yani arama kurtarma Evet. ekip derneklerine de sorarım. Derim ki hani bunu neden gerek duydunuz? İşte devlet var. Devletin de bir iki tane var. Bunun dışında neden gereksinim duydunuz filan? Bunu da hani böyle sorgusal etmekte fayda var yani. Tabii ki ihtiyaç var. Şimdi bakın, devletin AFAD'ı var, eskisi bir savunma. Kamu yararına dernekler statüsünde İHA, Beşir, Şükür, yani daha ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bunlar İhtiyaçlar da var. Devletin İhtiyaçlar. De var bu anlamda. Zira şimdi Akut da katıldı onlara. Evet. Zira hepsi bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına dernek oldular. Bunlar alıyorlar evet. otomatikman. Ki bunlara benzer dernekler de var daha. Cemaat dernekleri. Ben açıkça söylüyorum. Bunlar devlet ambasyonlar. Evet. Şimdi Turgay Başkan çok güzel bir şey söyledi. Ulaşım. Turgay Başkan 23 saat İzmir askeri havalanında uçak bekledi. Niye biliyor musun? Kaç kişi kurtarabilirdiniz başkanım? 23 saatte. 16. Kaç kişi kurtarabilirdiniz? 16. 23 ya. Saatte mi? Belki bir 16'da alırdı. Evet. Bunu demek istedim. Şöyle bir sana bak. Uçağa bindiren uçaklar askeri, kargo uçakları. Uçağa bindiren yetkili AFAD'dan eski akutçu bir bayanmış. Uçağa bindirdikleri İHA AFAD. Her çift kabine iki kişi var. Onları bindiriyor. Benim minibüsüm 20 kişi beni bindirmiyor. Bindiririm diyor küçük aracını almam. Diyorum ki bu ekipman, bu personel. Bu gitmezse bu olmaz, bu olmazsa ve almadı. Benim küçük aracım karadan gitti. Neden biz yoktuk? İşte bu AFAD'ın kendi adamlarını oraya sokmak için, kendini yırtmasından, acizliğini göstermek için İzmir'de beceriksiz bir kadına, ismini de söyleyeyim, söylediğini bilmiyorum, Işıl Hanım, bütün bizim gibi gerçekten kurtarma ekiplerini eziyet çektirdi. Yüzlerce doktor vardı. Doktorlar diyor ki, bizi bırakın bizi, kurtarma ekiplerini götürün. Biz gitsek ne yapacağız? Önce onlar gitsin ki yaralıları çıkarsın, biz sonra gidelim. Ve inadına bizi 23 saat sonraki son uçağa bıraktı ve küçük uçağımı almadı. Bu ne kadar insanlık dışı bir harekettir. Yani. Bu insanlık dışı bir harekettir. Bunu her yerde söylüyorum. Eğer AFAD bu kadını, İzmir AFAD hala bünyesinde bulunduruyorsa onlar da bu insanlık dışı yapılan müdahaleyin içindedir. Kartal Bey, İzmir AFAD Müdürü, o da bu tezgahın içindedir. Bizim gibi kurtarma ekiplerinin önünü kapayan, gitmesini engellemeye çalışan personeline ki çok yukarıdan baskı da yaptığımız halde o kadına dur demedikleri için. Bir de 9-11'li bir kadın vardı. İkisi kol kola girmiş. 9-11 İHA, 9-11 AFAD. Bunları gönderiyorlar. Herkes arabasına bir kağıt yapıştırmış. Neymiş, resmi aramamış. Fotokopi çıktısı. Bütün uçaklar onlar kullandı burada. Bütün İzmir'den giden uçakların %90'ı 911 İHA ve AFAD'ın gereksiz araçları gitti. Ben Osman Başkanım. Son gün. Onun son gün AFAD'ı gördüm. En son gün. Osman Başkanım. En son gün gördüm. Bir de şunu eleştireyim. Bakın AFAD'ın sahada biz bunu Habertürk'ün moderatörü bir genç kardeşimiz var orada nedir ne değildir programını yapıyor. Hiçbir telaffuz etmeyeceğim ama dedi ki ya bu da olmaz ki dedi. Bakın gördüğümüz şey şu. Arama kurtarma ekipleri varsayalım sizin derneğinizin ekip saha çalışan ekipleri o kahramanlarımız oradaki bir yaralımızı enkazdan çıkartacak tüm hazırlıkları yapıyor.
AFAD geliyor orada diyor ki artık görevimize devredeceksiniz. Bununla ilgili iki tane yabancı kuruluş, bakın Belçika ve isim belirtiyorum, Almanya'nın iki tane ekibi döndüler, yüzlerine gittiler. Bunu Habertürk'te ben canlı izledim. Ayıp ya. Ben de ne diyelim yani, ayıp AFAD ya. Neyin nesi ya? Gönülleri koyuyordu enkazdan. AFAD'la beraber hatta sayfamda da paylaştım. Orada canlı olan gönülleri belki madencidir belki. Onları kovup biz çıkaracağız dedikleri. Aslında oradaki kurtarma ekiplerinin buna izin vermemesi lazım. Benim enkazıma gelin. Bakın. Şunu anlamaya çalışıyorum. Neyin paylaşımı bu ya? Şov. Devleti daha yüksek gösterecekler. Reklam. Artık İzmir depreminde görmedin mi? Yani. Oradaki mefte olan insanlarımızdan önce devleti idare eden bugünkü siyasi kuruluş kaldı o göçüklerin altında. Toplum bunu herkes gördü Osman Başkan. Bakın İzmir depreminde de kamera oynandı. Devlet kurumları Malatya depreminde de oynandı. Burada gerçek AFAD'ın beceriksizliği, daha doğrusu yetersizliği çıktı. Şimdi gelelim Turgay Bakan'ın demin söylediğine. Bir konuyu aradınız. Onları diyorum. Büyükşehir Belediye Yasası çıktıktan sonra tüm belediye, büyükşehir belediyeler gelirinin 1/8'ini afete ayırmak zorunda. Yani kurtarma ekibi, araç, gereç. Onları da ilçe belediyelerine. Hangisi yapıyor? Söylüyorum, yapmayanların alayı hırsızdır. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendi elimden başlıyorum. Hepsi hırsız. Partili partisiz. Halkın afet paralarını yiyen tüm belediyeler hırsızdır. Ben diyorum beni dava edin ki mahkemede olmadığını ispat et bana. O paralar nerede? Nerede o paralar? Şimdi biz diyoruz ya devlet vermiyor bize. Bir şey şöyle oluyor. Ama sana kanun vermiş. Belediye diyor ki sana aktaracak parayı. Aktarıyor mu? Hayır. İlçe belediyelerde yiyor. Büyük şehirlerde yiyor. Halk patron olduğunu zaten bilmiyor. Koyun gibi itaat ediyor. Eğer o paralar zamanında kullanılsaydı bu afetleri daha hafif atlatabilirdik. Onların ekipleri olurdu. Müdahaleleri erken olurdu. Ben 2-3 gün daha doğrusu havaalanındaki uçak beklerken televizyon görüyorum. Hep sivil halk. Kendi kendini kurtarıyor. Küretleri yok. Çünkü parayı yiyor belediyeler. Onlar o koltuğa oturunca halkı unutuyor. Oturana kadar. Hangi belediye afete ayrılan parayı yiyorsa hepsi hırsızdır. Hepsine zehir zıkkım olsun. Benim kimseden de korkum yok. Bu kadar kayıptan sonra bu kadar ben kanun neyi soruşurum? Sorgulamak. Afet acil durum planı her belediye yapmak zorunda. Ve bu belediyelerin zorunlu görevi. Bunu yapmıyorlar. Evet. Bu da suçtur. Bu zorunlu görevi yapmayan her belediye suç işliyordur. O paraları yemek için yapmıyorlar. Ve harmanlıyorlar, ceplerine indiriyorlar parayı. Maalesef, maalesef. Bunu yapmayan %99 belediye yapmıyor. Hırsızdır, başkanları da, meclis üyeleri de. Son başkanım sanıyorum. O partiye hangi iktidar o belediyede amaçlar? Ağzınıza yüreğinize sağlık Osman Başkanım. Ülkemizde gerçekten hizmet yapılması. Aynı durumdayız sizinle. Ben kimseden korkum yok. Hizmet yapılması gereken yerde gerçekten böyle ülkemizin bazı kaynaklarını yok yere çarçur edilmesine gerçekten bir toplum bireyi olarak canlar gitti, canlar. Bir adım daha ileri gitmesini isteyen bir gerçekten çok yakışır. Pardon, telefon çaldı, bende ses gitti. Tamam, Sabri Başkanım. Sorun yok, şu anda biz sizi duyuyoruz ama çıkıp tekrar girebilirsiniz. Ben çıkayım bir daha girsin, olur mu? Sizi duymuyorum hiç. Olur tabii ki. Olur tabii ki Osman Başkanım. Editör arkadaşım İsmail Bey, aileler gitti. Kardeşler gitti. Anne babalar gitti. Sülaleler gitti. Soylar gitti, soylar. Soylar gitti. Çoluk çocuk, atalar, dedeler hepsi gitti. Gitti ya. Sabri Başkanım, evet, birazdan sizi dinleyelim. Bu konudaki kardeşlerinizin haklılığını biliyorum. Çünkü Osman Başkanım çok dolu bir arama kurtarma başkanı, dernek başkanı. Çektiği sıkıntıyı insan hayatı ya da insan hayatı demeyelim, canlı diyelim ya. Küçük altında, heyelanda
selde, yangında ne olursa olsun bir canlıyı kurtarmak, bir yaşam formunu kurtarmak, dünyayı kurtarmak kadar değerlidir. Benim için bu böyledir. Biliyorum ki arama kurtarma ekiplerinin de sahada onlar için bir yaşam formunu kurtarmak dünya kadar değerli olduğunu biliyorum. Buyurun, siz dinliyorsunuz. Evet, yani burada Osman arkadaşa katılıyorum. Şöyle bakın, bizim amacımız bir can kurtarmak, macera değil, film çekmek değil ya. Ya biz çoğu genelde bu tür ekiplerde hepsi bir, hepsinin bu konuda bir şeyi var. Ya ben oraya indiğim zaman ya benim bir şeyim yok, oradan bir canı çıkarabiliyorsam ne mutlu bize. Ve şunu söylemeye çalışacağım ben. Fas bizden 50 yıl geri. 2010 yılında Fas'a gittik. Bizim şu anda AFAD karşılığı orada sivil savunma mı, öyle bir şey, bir isim. Şimdi gittik, şöyle bir şey var. Onların o sivil savunma dediğimiz, sivil koruma pardon, onun ismi sivil korumaydı. Gittik oraya. Orada da mahalle afet gönüllüleri yapılandırması var. Biz onların daveti üzerine Fas'a gittik. Bakın, sivil korumada bütün ekipmanlar var. Orada tekalar. Kim deprem oldu, sel oldu. Sana ne lazım? Delici, hilti, kesici. O sivil korumadan gidiyorsun, malzemeni alıyorsun, oradan aracı veriyorlar. Gidiyorsun, görevini yapıyorsun, getirip teslim ediyorsun. Şimdi aslında bunlar zor bir şey değil. Biz de bakın ben işin daha açıkçası AFAD'ın depolarında bir sürü malzeme var. Ya ben oraya orada bir arkadaş şu malzeme alın peşinize, ki biz burada Ekim ayında bir tatbikat yaptık. Kesme ayırmayı AFAD müdürlüğünden aldık. Ya giderken biri deseydi ki ya şu kesme ayırmayı alın. Ya enkaza gireceğiz, o demir makaslarla kesmek için yemin ediyorum şu elimin içi kapkara kesildi. Baskı yapamıyorsun. O manuel çalışan veya şarjla çalışan basıyorsun, 12'lik demirler patır patır atıyor. Bir kitleyi kaldıracaksın. Bir hareketle büküyorsun, kitleyi kaldırıyor. Yani bu ekipman konusunda bence yani izleyecekleri yol bu olmalı. Ya ben oraya gönüllü bir ekip, bakın bu hakikaten şunu söyleyeyim. 3 gün yemek çıkmadı. Biz yolda 4-5 günlük yiyeceğimizi, ekmek ihtiyacımızı alarak gittik. Beklemiyoruz. Biz buna alışmışız. Gider bir lokma ekmek yer, geçer çalışmamızı yaparız. Yani bu, ben yine organizasyon bozukluğuna gelmek istiyorum. Yapılır aslında, hiçbir zor yanı yok. Oraya giden, ben bir sürü ekipmanı olmayan insanlar vardı. Ya bunlara işte oradan ekipman verilebilir, gidip bu insanlar da çalışabilirdi. Onun için o konuya serzenişlerin hepsine katılıyorum. Bazen serzeniş yapıyoruz ama hani biz bağırıyoruz, sesimi duyan var mı diye enkazda. Maraş'ta o kadar bağırdık, 3 kişiyi biz çıkarabildik canlı. Şimdi biz hep bağırıyoruz, sesimizi duyan. Tabii bu şey bir tablo. Bir de ben ya en çok şu konunun üzerinde durmaya çalışıyor. Devlet aynı anda herkese ulaşması imkansız. Ya bu bir gerçek ama, yani. Ama dediğiniz gibi, sözünüzü kesiyorum ama lafınızı unutmayın. O zaman devlet herkese tek başına ulaşması imkansız, doğru. Fakat bir sürü özel dernekler var. Arama yardım kurtarma dernekleri. O zaman dediğiniz gibi AFAD'dan şey yapılabilir. AFAD'dan bütün derneklere, arama kurtarma ekiplerine değil mi? Derneklerine. Tabii.
Tabii. Dediğiniz gibi oralardan kol demirbaşta neyse orada ne verildi, ne edildi, ne kadar yardım yapıldı. Değil mi? Oradan demirbaş tutulur. Bu da bir yardımlaşma, dayanışmadır. Bizim bakın havada 15 tane konteynerimiz var. Ve evet. Konteynerlerin içerisinde jeneratör var. Uçakla gidileceği söylendi. Jeneratörü almıyor dendi. Almıyor, uçak almıyor dendi. Jeneratör götüremedik. Oraya hilti var işte, kaldırma trikoları falan, kesme makaslar falan, diğer ekipmanları aldık ama jeneratör yoktu. İnanın bir günümüz jeneratör aramakla geçti. Burada K77 Kurtarma Derneği'nin jeneratöründen faydalandık. Mesela ya ben bir jeneratör bulamadım. Yani şimdi uçak alsaydı veya işte karayla gidecek, Turgay Bey'in söylediği gibi, Turgay Başkan'ın, geç gideceğiz. Uçağı alınmıyor mesela yani. Bence aslında çok önemli. Örneğin burada bir şeyler anlıyor. Bence bunlar bir ders olmalı. Evet. Yani oluşabilecek bir ders. Bunları ben aslında şahsım olarak yaşamak istemiyorum. Yani buna göre tedbirler alınmalı. Hiç de zor. Evet. Sabri Başkanım, şimdi biliyorum ki sahada sizinle, ben de konumum itibariyle 30-35 yıllık inşaat hayatım var. Bakın, inşaatı bir mimar, bir mühendis kadar bilgisi, evet, donatısı olan gerçekten sahada ne yapmalı gerektiğini arama kurtarmada. Yani arama kurtarmacı değilim. Bu konuda o kadarlık yapma hakkım da yok ama inşaat konusunda gerçekten bir 35 yıllık hayatım var. Ki inşaatın nasıl yıkılır, nasıl yıkılmaz, ne kadar projesi iyidir, donatısı, işte statiği, mimarisi vesaire. Bu konularda gerçekten hala inşaatla iştigal eden, hala inşaattan ekmek yiyen bir insan olarak sizin arama kurtarmada o göçük altında kalan binalarda biraz önce söylediniz, makas, inşaat makası, manuel, elle sıkıştırarak kas gücüyle demir kesme, kas gücüyle bu. Bunu yapacak insanın bilumum ya inşaatta uzun süre çalışmış olması lazım ya da gerçekten kaslı biri olması lazım. Bu kesinlikle doğru. Bununla ilgili elektronik demir kesme aletleri, aynı zamanda bildiğimiz bu Kiriko gibi hidrolikle çalışan yine elektronik malzemeler lazım size sahada. Belki Türkiye'de sesinizi duyurabilseniz bu ekipman eksiklikleriniz bir şekilde gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü size 18 kiloluktan alın da 30 kiloya kadar kırıcı hilti lazım. Beton kırmanız gerekiyor. Sahadan o betonu parçalayarak o oyuklardan insanları çıkartmanız için hilti gerekiyor. İspiral gerekiyor. Biraz önceki söylediğim gibi hidrolikli kaldıraçlı aletler gerekiyor. Bunlar için... Hocam vermezler. Yorma kendini. Vermiyorlar. Yıllardır çalmadık kapı yok. Onların da bizim de. Çok özür dilerim. Ben de 18 yıldır inşaat sektöründeyim. Bu arada Osman Başkanım, biz sizin ihtiyaçlarınız olan şeyleri biz üstümüze atf olan görevli yapalım. Hani deriz ya, eskilerimizin ya da büyüklerimizin eski bir sözü vardır. İsteyenin bir yüzü, vermeyen zenci olsun. Amiyane bir gönderme vardır ya orada, tırnak içinde cümle. Ki biz isteyelim, sizin ihtiyaçlarınızı dile getirelim. Vermeyenler kendi o paralarının kıymetlerinden utansınlar. Benim bu konuda naçizane, inan ki gönüllülük esaslı, bu konuda mali olanaklarım, imkanlarım olsun. Bir arama kurtarma derneğinin tüm masraflarını üstlenmek bile isterim. Ama inan ki bildiğim için, ama bu olayın nasıl bir şey olduğunu. Yoksa bu bir yapmacık bir durum değil. Hayat kurtarıyorsunuz, can kurtarıyorsunuz. Bunun değerini bilen insanlar eğer gerçekten sizin böyle şeylere, alet edevata, böyle takımlara ihtiyacınız olduğunu bilen, duyurabildiğimiz seslerimiz olursa, bizi takip eden arkadaşlar, inan
size bu konularda böyle yardımcı olmaya çalışırım ki inşallah sesimizi duyan arkadaşlarda da bu konuda duyarlı bir vatandaşımız çıkar, size ekipman konusunda yardımcı olur. Benim bu konuda üstümüze zaten vakf olan, at falan durumu anlatıyoruz. Buyurun. Şimdi pardon. Çok kısa söyleyeyim Turgay'cığım, ben hemen sana bırakacağım. Bizde şöyle bir kural var afetle ilgili. Korkutucu, yıkıcı olmayan, korkutucu bir deprem olduğunda Allah korusun sigortası. Yıkıcı depremde nerede bu kurtarma ekipleri? Ama bu hatta ya bir çekişle ben vereyim diyen çıkmaz. Onun için bu mantıkla biz daha çok canlar kaydırırız. Buyur Turgay Hocam. Şimdi İsmail Bey, Osman Başkanım. Çok güzel söylediniz. Ben de çok katılıyorum size. Şimdi Ali Dedan'dan bahsettik. Yani daha Hilti'ye gelmememiz lazım. Daha makasa gelmememiz lazım. Çünkü daha enkaza gelmeden önce bir dinleyelim enkazı, değil mi? Dinleyelim. Dinleme cihazı lazım. Termal kamera lazım. Bunların fiyatları şu anda ben araştırıyorum. 40 bin 50 bin lira. Ben Osman Başkanıma teşekkür ediyorum. Dinleme cihazımız vardı. Ekibimizi başka bir tarafa yönlendirmiştik. Ve cihazımız başka bir enkazda çalışıyor. Ve bizim dinleme cihazına ihtiyacımız var. O kadar mağdur kaldık ki hemen Osman Başkanımı aradım. Dedim ya böyle böyle. Biz hani bize destek lazım. Ve koşa koşa ekibiyle geldiler. Hem dinleme hem kamera görüntüleriyle açmış olduğumuz enkazda bize yardımcı oldular. Yani burada Hilti'den hemen neler var? Dinleme cihazı ve termal kamera var ki oradaki insanı bulalım da müdahale edelim Hilti'yle, değil mi başkanım? Doğru. Fiyatları da zaten fiyatları da çok uçuk. Bizim ulaşamayacağımız hayat rakamlar. Hayat kurtarmak pahalıdır. Bunu herkes bilecek. Kendi hayatına değer biçecek. Ona göre bağış yapacak. İnsan hayatının değerli olduğunu kastımızda bunu bir laf olsun diye söylemiyoruz ki. Kuyruk sıkışınca değerli. Kuyruk sıkışınca herkesin hayatı değerli. Öbür türlü sosyal medyada timsah gözyaşları birbirlerine geçmiş olsun, alttan vurdu, deprem üstten vurdu, yandan vurduyla geçiyoruz. Ama olmuyor işte. Bir günde tepeden vuruyor. O günde işte ahlak pişmanlıklar faydalıyor. Evet, aynen. Hiç cep telefonum normal zamanlarda çalışmaz ama deprem olduğu zaman herkes beni arar, sorar ama daha evvel kimse arayıp sormaz. Ya sizin malzemeye ihtiyacınız var mı? Tatbikat yapıyorsunuz ki biliyorsunuz Sayın Osman Başkanım, işte Sabri Başkanım'la beraber devamlı İstanbul'da tatbikatlar yapıyorduk. İşte gün bugündü, o tatbikatları biz bunun için yapıyorduk. Ta Yalova'dan kalkıp İstanbul'a gelip, değil mi? Gelip o tatbikata katılmak kolay mı? Ta Kuşadası'ndan gelip İstanbul'a o tatbikata katılmak kolay mı? Hepsi masraf. Ama biz bunların semeresini burada birçok cana dokunarak, birçok insan kurtararak bu tatbikatlar sayesinde bunu pekiştirmiş olduk. Demek ki biz doğru yoldayız. Biz doğru yoldaysak doğru yolda olan bu ekiplere, biz ekiplere devletin, insanların değer veren, yani bizlere değer veren insanların mutlaka sponsor olması gerekiyor. Bizlere de yardım etmesi gerekiyor. Tabii vatandaşlarımız, evsiz kalan vatandaşlarımız var. Onlara yardımlar gidiyor ama peki bunları enkaz altından çıkartan insanlar ne yapacak? Bunların da yardıma ihtiyacı var. En azından bu insanlara, kurtarma ekiplerine de mutlaka destek olunması gerekiyor ki depremler devam ediyor. Ülkemizin %98 toprakları deprem bölgeleri, başta Ege bölgesi ve Marmara, birinci derece deprem bölgesi. Marmara'da bekleyecek bir depremi hayal bile edemiyorum. Bu depremi gördükten sonra vay İstanbul'un haline, vay Bursa'nın haline, vay Yalova'nın haline hiç düşünmek dahi istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Benim fikrim devletin tüm gönüllülere, gönüllü derneklere kesinlikle birlikte çalışmalarını ben öneriyorum yani. Bir halk olarak, bir halk devlettir. Dernekler zaten devletin resmi dernekleriyle zaten bağlantılı. Bildiğim ama kadarıyla değil işte, yani eksiklikler var. Eksiklikler şimdi, var. Şimdi o efendim, resmi şeyde alırken öyle ayrı, dernek adı altında alıyoruz. Şimdi devletimizin bir kurumu var, AFAD. Devletimizin kurumu olduğu için biz AFAD'la çalışmak zorundayız.
bütün o aynı koordinasyona çalışmak zorunda. Ama bize bu yeterli değil. AFAD da yetemiyor. Niye yetemiyor? Evet. Çünkü kısıtlı, onlar da kısıtlı. Kadrosu kısıtlı. Bilemiyorum. Belki siyasi başka şeyler oluyor. Ben siyasetle uğraşmak istemiyorum. Çünkü biz ekipler, biz arama kurtarma ekipleri siyaset üstü insanlarız. Kesinlikle. Din, ırk üstü insanlarız. Sadece canlı odaklıyız. Biz enkaza girdiğimizde orada Süryanisini de kurtardık. Arabını da kurtardık. Türk'ünü de kurtardık. Hristiyan'ı da kurtardık. Bizim için burada önemli olan oradaki canlı. Tek hedefimiz o. Kesinlikle. Ama devletin kurumları bizleri ayırırlarsa, yani nasıl ayıracak? İşte İHA, onlar da bir ekip, tamam kabul ediyorum ama onlar da insan kurtarmak, canlı kurtarmak için. Ama onları ayırırlarsa, bizi ayırırlarsa bu demek ki doğru bir şey değil. Osman Başkanım'ın dediği gibi ayırmamalı. Bizler de insan kurtarıyoruz. Kurtardığımız insanlara girmek kim olduğunu bilmiyoruz. Doğru sen cemaatçi değilsin, üvey evlatsın. Sen cemaatçi değilsin, üvey evlatsın. Ana tema birlik, beraberlik. Tamam da biz üvey evlatlarız. İşte biz ayrıştırılmamamız gerekiyor. Tamam cemaat olsun, benim hiç umurumda değil. Yeter ki insan kurtarsın ama eğer ayrıştırılırsa sıkıntı doğar ve sıkıntı da doğuyor. Bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Sıkıntıyı biz çekiyoruz ama daha dün kurulan dediği gibi başkanımın dün kurulan dernekler çok, çok yol alıyor. Bizden binlerce uzakta yol alıyor. Bakıyorsunuz aletlerine, davatlarına. Ben 2015 yılında kurulmuş bir ekibim. Ben kendi aletlerime bakıyorum. Bir de yeni kurulmuş. İşte kamu yararına dernek statüsünde olan nasıl kurulmuş, nasıl edilmiş? Bakıyorum ellerindeki aletlere, bunu nasıl aldılar? Hangi bağışlarla aldılar? Ben aracımın yakıt parasını zor alıyorum sponsorlarımdan. Yalvar yakar, dileniyorum. Resmen dileniyorum. Kendim için değil. Orada kurtaracağım canlar için. Peki o dernek yine doğal afetlerde yardım etmek üzere bunları kullanıyorlar. Evet. Değil mi? Peki, evet, kullanıyorlar tabii. Tabii. Peki sizler veya sizin gibi birkaç dernek neden şey kalıyorsunuz, yani bırakılıyorsunuz, ilgilenilmiyor, geri planda bırakılıyor, çünkü siz bu işi parayla yapmıyorsunuz. Evet. Evet, kendi yani, kendimizden harcıyoruz zaten. Kendimize. Bakın, ben aynı şeyi söylüyorum. Şimdi Osman Başkanım buna değindi. Reklam. Yani o yönetime iyi gözükmek. Ön plana çıkmak. Bak, bizim hedefimiz ön plana değil. Biz geri planda kalalım ama insanlarımızı kurtaralım. Yönetimin görevi yönetime geldiyse ilk önce insanların, halkının, milletinin can güvenliği. Zeynep Hanım, şunu unutuyoruz, unutmamalıyız. Tırnak içinde cümlem, amiyane tabirle yandaş olmak var. Bir de Türk ulusunu düşünüp, canları düşünüp, canlıyı düşünüp kurtarmak bilinci şiarı var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aradaki eksik olan durum ya, yandaş olmama durumu. Kabul edilebilir bir şey değil ya. Türkay Başkanı'nın tam anlattığı bir şey bu. Değil yani burada. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Değil. Yani yandaş olursanız önünüz açık. Uçağa biner gidersiniz. Yandaş olmazsanız 24 saat sonra sizi gönderirler oraya. Tamam, yandaş olursanız uçağa binip gidersiniz. Orada gittiğiniz vakit biz sadece yemek dağıtmaya geldik. Enkaza girmiyoruz. Başka bir işlerle uğraşmıyoruz dersiniz. Değil mi? Bana yemek dağıtacak. Yani. Bana çadır kuracak AFAD. Bana çadır kuracak, yemek dağıtacak. Onun işi onun, benim değil. Ben 24 yıllık derneğim. Ben varken AFAD yoktu. Sivil savunma vardı. O da çökmüştü. Sivil savunma vardı. Evet. Evet. Şimdi oraya geldiğinde ben konuşayım. Şimdi siz dediniz evet yardım etmiyor. Evet. Bizim içimizde de Osman Başkanım olmuyor. Kendinize göre ama, biraz daha sağ tarafa gelebilme şansınız var mı? Çünkü ekranda yarım görünüyorsunuz. Heh, öyle durun lütfen. Ama belediyeleri dolandıran sahtekar arama kurtarma başkanları da var. Bu yüzden belediyeler de artık isyan ediyor. 5 kişi bir araya geliyor. Doğru, belediye, valilik. Ben arama kurtarma ekibim, ben yardım. Onlar da bıktılar. Bakın, belediyeler de bıktı. Valilik de bıktı, kaymakamlık da bıktı.
bir dernek var. Bir başkanlık krizine giriyorlar. 5 kişi ayrılıyor. Hemen bir dernek kuruyor. Artık mahalle takımı gibi dernek kuruluyor araba kurtarma. Kriter yok. AFAD diyor ki agrette olacaksınız. Ben olmuyorum. Olmazsan da AFAD'a gelemez. AFAD'a gelemezsin diyor. Depreme. Osman Başkanım. Ben de diyorum ki belki sen beni sokma. Senin aynen gücün öyle. Var mı depremi ayak biz de olmuyoruz. Kaldırmaya? He? Biz de olmuyoruz akredite. Ya ben biz de akredite olmuyoruz. Olmayacağız zaten. Ben para harcayacağım. Ben personeli ben yapacağım. Beni kullanacak. Kıyafeti ben alacağım. Bir de ondan emir mi alacağım? AFAD'a girmek için. Şahsen ben... Evet. Sokmamak evet. Gibi. Evet. Onda öyle bir güç var mı? Sahada hadi AFAD'a sokmasalar mı? AFAD'ın yetersizliğini zaten çok gördük. Osman ama Başkanım, gerçekten... Bakın şöyle diyorlar. Bizden eğitim alıp sanki çok uzmanlar ya. Bizden eğitim alıp evet. Agriti de olmazsanız siz depremlerde bölgeye giremezsiniz. Ya diyorum şaka mısın sen? Senin gücün ne? Tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bizsiz yapamazsın. Ben gireyim de sen beni sokma diyorum. Direkt üzerine. Hala da söylüyorum. Gelelim de sokmayın. Ya da benim enkazıma geldi. Çıkın ben çıkaracağım diye. Var mı öyle yürek onlarda? Ancak küçük dernekleri tokatlar onlar. Yeni kurulanları. Ya yabancı ülkelerin arama kurtarma ekiplerine yaptıkları hadsizlik. Çok büyük terbiyesizlik yaptılar onlar. Kesinlikle çok hadsizlik büyük. Dedi Osman Çam Başkanım. Evet onu söylüyorum. Çok büyük. Biz Meksikalılarla Amerikalılarla şehirlerle çalıştık. Uyum içinde yıllardır çalışıyoruz. Yalama depreminde, Marmara depreminde çalıştım. Düzce'de çalıştım. Van'da çalıştım. Burada çalıştım. Bunun bir etik olan ahlaki bir kısmı vardır. Bakın biz en son çıkarttığımız Tülay Hanım'da bizden önce Meksika ekibi, İngiliz ekibi, bir Amerika'da ekip, bir de bir üniversite arama kurtarma. Üçü girmişler. Bulamamışlar. Sonra bizim ekip gitti. Çok kötü bir yerden hani diyorlar ya, diye anlatıyorlar ya karınca yuvası. Oradan çıkarken geldiler. Dediler ki biz bulduk onu. Öyle bir alışmışlar ki adamlar atılma her yerden kovulma. Dedim iyi sen buldun. Şimdi sen bana çıkma diyorsun dedim. Biz artık çalışıyoruz. Kadınla yüzeyiz. Ben dedim. Etseydin, sen çıkarsaydın o insanımızı. Dedim ki ona. Ya beraber çıkarız. Ya siz dedi buradan çeker gidersiniz. Ben dedim sana git demiyorum. Beraber çıkaracağız. Hayat kurtarmada reklam olmaz. Bu emek birliği, güç birliği yapacağız. Evet siz gelmişsiniz ama bulamamışsınız. Biz dinleme yaptık. Biz bulduk. Ama beraber olalım ya. Bunun sen beni var mı dedik ya. Yani ülke yıkılmış, ülke göçmüş ya. Ona bakın. O çıkarttıktan sonra Tülay Hanım'a bakın. Meksika ekibi, İngiliz ekibi, o üniversite hepimiz el ele omuz omuzaydık orada. Kimsenin adamlar korkmuşlar. Adamları atacağız sanmışlar. Öyle muamele görmüşler. Dedik bir dur ya beraber çıkaracağız. Sıkıntı yok. Adamlar İllallah demişler. İşte burada, Mehmet Akif Ersoy da dedim ya ismini İsmail vermeyeceğim Bey. Dedim ama İsmail Mehmet Akif Ersoy da Habertürk'te o sahadaki Hatay'daydı yanlış hatırlamıyorsam haber sunumu sırasında bu kadar da olmaz ya dedi. Çocuk isyan etti yani. Bakın. Ama bunu sırf AFAD yapmadı. Bakın. Oraya gelen fabrika kurmuş bir kurtarma ekibi. Öbürü kurmuş bir kurtarma gönüllüleri. Giymişler elbise. Kafada baret. Ben kurtarma ekibi. Bunlar da yaptılar. Bu tip davranışların farklı olduğunu, yabancı ekiplerle çalışmanın farklı olduğunu bilmedikleri için bunlar da aman biz fabrikamızın reklamı çıksın ortaya diye saldırdılar, adamları da kovdular. Sırf bunu AFAD yapmadı. AKUT yapmadı. Onlar da yaptı. Çok pardon ben bir şey söylemek istiyorum. Amaç burada can kurtarmaksa eğer öyle hissediyoruz ya. Neden sahte kahramanlıklar arkasına sığınalım? Yani ben orada bunu kurtarıyorsam atıyorum hani ben oradaysam bir başkası bunun önüne geçiyorsa bu ucuzluğu neden yapıyor? Al buyur da derim ama dememek de lazım. Lanet olsun da derim ama dememek herkes lazım. Oraya %90'ı süpermen olmaya geliyor. Ya sahte kahramanlıklar ama gerçekten bakın beni. İşte önce Osman Başkanım dedi ya şov yapmaya işte, Turgut Hocam da yalan mı Turgut Hocam? Evet kamerada kesinlikle. Kamerada birbirlerini izliyorlar.
Evet evet kesinlikle. Biz de kıyıda köşede saklanıyoruz. Böyle yapıyoruz, bir şeyler çıkartıyorsun. Bak, kamera mamera da görmedik. Hiçbir şey demin, görmedik. Demin oynattığınız videoda ufak bir çürük vardı demirin arasında. Evet. O yaptık. Bu şeyler var ya, ilk yardım 112'nin. Medikal mi, öyle bir şeyler. Unuttum şimdi ismini. Aklıma medikal gelmedi. Dedik ki doktorlar. Sedyeyi biz çıkartacağız 5 metre. Çünkü 11 saat çalışmışız orada. Ya şöyle bir rampa çıkacağız. O belki 7 adımda çıkacağız. Sonra siz alın. Ambulans sokak başında, siz taşıyın. Bakın. Çocuk sedyeye bağlandı. Bunlar şey kendileri çıkartmış gibi. Bir üşüştüler başına. Bizim ekibe iki kişi gel bıraktı. Ben dedim ki ekibe çekil. Çekil, bunlar reklamı seviyor. Bir kişiye seviye tutturmadım. Verdim 112'ye. Hadi oğlum dedim. Sakın bir daha enkazıma gelme, seni gömerim oraya dedim. Sakın. Siz terbiyesizsiniz dedim. Bilememişsiniz dedim. Sağlık Bakanlığı dedim. Yağcılık yapacağım diye. Neden olur? Buradan sedye taşımakla dedim. O olmuyor. Bakanın da senin biliyor ki bunu çıkaran başkaları. Sen sedye alıyorsun. Ama akrabalarının arkadaşlarına hava yapmak için dedim. Osman, ben seni burada çok kötü yaparım dedim. Yeri değil o. Yeri değil. Bugünkü iktidar insan kurtarmanın bile, amiyene tabirle, cümlenin tam anlamı bu değil ama herkes beni dinleyen anlayacak. Bunlar bu işin bile okunu çıkardılar, okunu. Evet. Yani rezilliği çıkarttık. Gülüyoruz artık, biz eski olduğumuz için. Hani çekiliyoruz. Gülüyoruz zaten başkanım. Çekiliyoruz, aman diyoruz ya. Valla siz çıkarın. Sabri Başkanım, biraz da sizi dinleyelim mi? Osman Başkanım gerçekten çok dolu ama bizim gibi toplumun anlayabileceği sade dille, yalın dille, aynen bizim Anadolu insanımızın doğal haliyle anlatıyor. Onun için onun yüreklerine, gönlüne sağlık diyorum. Biraz da sizi dinleyelim mi Gülsel? Osman Hocama bir şey söyleseydim ben. Yine ya, sorun Zeliman, buradayız zaten. Olur mu? Ama konuyla alakalı. Ama size söyleyeyim ben. Hemen sorun. Sabri Başkanım'a sorayım olmazsa. Tamam. Aynı şey yok, fark etmez. Buyurun, fark etmez ya. Yani. Biz aynı cevap veriyoruz zaten. Devlet gerçekten rakip kabul etmiyor mu ya? Etmiyor. Devlet yani çok farklı bir şey. Yani rakip değil ki. Devlet de eş güdüm halinde kendi devletinin vatandaşını çıkartıyor. Devletle bir rakiplik yok ki burada. Zeynep. Sen kendi kurumuna. Ama devlet rakip diyor kendine yani. Şimdi şöyle düşün Zeynep Hanım. Devletin o kuruma trilyonlar gidiyor. AFAD'a. Devletin TRT'si var. Biz devletin rakibi miyiz ya? İsmail öyle düşün Bey. Şu anda bizim yaptığımız kamu hizmeti. Biz kendimize yarışıyoruz. İsmail yarışın. Bey, ben devlet diyorum. Siz şey anlayın yani, görevli yönetici işte. Ama verilen talimatla bunlar. Ben devlet bile demek istemiyorum aslında ama devlet değil bunu yapan. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Sabri Osman Başkanım. Sabri Başkanım. Turgay Başkanım, yani bunun arka planında talimat olduğunu düşünüyorum. Her şeyi biliyoruz biz de. Hadi diyoruz. Evet. Sahada ki ilk önce bugünkü iktidar enkazların altında kaldı. UMKE kaldı, AFAD kaldı. Biz biliyoruz. Kızılay. Şimdi ben daha öncesini Sabri Başkanım da bilir, Turgay Başkanım da bilir. Emasya protokolü iptal etti. Bugünkü iktidar bakın. İptal etti. Orada kolluk güçleri konuya hakim olana kadar 4 gün geçti neredeyse. Bakın. Burada bile çok büyük sıkıntılar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bulunduğu il ve ilçelerdeki kolluk güçleriyle, jandarmasıyla, piyade birliği neyse orada askeri sahaya yığar. Oradaki olacak hezeyana, sıkıntıya, işte bilumum zorbalıklara, yol kesmelere, işte oradaki yağmalara kesinlikle mukavemet edebilmek için, onlara karşı durmak için Türk Silahlı Kuvvetleri duruma hemen kolluk gücü yetersizliğinden dolayı, çünkü geniş bir alan, hemen el koyardı. Bu da çok ülkelerin insanlığın emniyetini ortaya koyar ve güvenini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güveni telkin olurdu. Şimdi durum neyse adı, o protokol iptal olduktan sonra bugünkü yaşadığımız en son durum gerçekten facia. Buyurun. İsmail Bey şimdi biz her şeyi doğru konuşacaksak eğer, askerden de konuşacaksak, Amerika'nın
biliyorsunuz gemisi, uçak gemisi denizde kaldı. Öncesi. Yani bu konuda da fikirleri almak isteriz. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi ne konuşursak konuşalım bu konuda komple teorisi olacağı için bilimsel bir veri. Olamaz. Bilimsel bir veri olmadığı için elimizde bu konuyla ilgili bir bilim adamı olmadığım için bilimsel bir verimizde boş konuşuruz. Elbette Zeynep Hanım biz kendi aramızda bunları konuşuyoruz ama boş konuşuruz. O zaman askeri nasıl gireceğiz yani onu söylemeden? Eksik kalacak. Ama bu adamların uzmanlık alanı, bu adamlar derken özür dilerim başkanların bütününden de. Ama araba denizde kurtarma. Bir şeyler var. Siyasi nasıl konum olacak? Farklı bir şey. Eksik oluyor bence eksik. Siyasi konum farklı bir şey. Siyasi olarak değil. Biz elbette geliştireceğiz. Çünkü oradaki yetersizlikleri, alet edevat eksikliklerini, sahaya hakim olamayışı. İşte tam da bunlar hepsi siyasi. Üzgünüm yani. Araba kurtarmaya eksik davranışları. Nasıl yani siyasi derken şey mi var? Korunuyorlar ve ne denir? Ne diyorlar ona? Himaye altında. Devletimizin dokunulmazlığımız var. Ne alakası var? Himayesi altında dokunulmazlıkları olduklarını yani her konu sonuçta yani işportacı, sokaktaki işportacı da siyasetten etkileniyor. Herkes tuvalet yani dışarıda umumi tuvalete gidiyorsunuz yine siyasetten etkileniyor. Siyasetçilerin yapmış olduğu sistemden dolayı. Bana kızmayın. Böyle yapıyorum. Ses gitti. Sesimi kes. Başkanım buyurun lütfen. Buyurun. Sesimi kesti İsmail Bey. Ben kendi sesimi. Duyuyoruz. Hayır. Başkanım, tamam. Ben de ya biraz da şu şey. Ay Bey sansür uyguladınız bana. Önümüzdeki yaşayacağımız bir İstanbul Marmara depremi var. Yani olanları yok. Ege İstanbul'dan yok, sonra. Sonra sizin. Ege var. Evet. Osman Başkanım Ege var. Herkes öyle diyor. Benim bölgemde olacak diye. Sabri Hocam doğru söylüyorsun. Ben şaka hani millet şey yapmasın diye söylüyorum. Evet. İroni anlamında söylediğinizi anlıyorum. Yani şurada o veya fark etmiyor. Aynı. Bakın burada organizasyonluk yaşandı. Bu bir gerçek. Kim ne derse desin. Ben yaşadık içindeydik yani bunun. Ben ufak tefek olaylara hiç önemsemiyorum. Biz almış olduğumuz eğitimlerde bir şey var. 10 günde olsa kendi imkanlarımızla yaşamasını bilen bir ekibiz. Yani ben diğer arkadaşlar da ekibiz derken herkesi kastediyorum şu andaki ekip arkadaşlarımız, dernek başkanlarımız da bakın bu bir ders olmalıydı. Ben şimdi bir vatandaşın gerçekten işin içinde olması gerekiyor. Ya az önce dedim ya bu büyük depremlerde büyük afetlerde devlet bu işi tek başına başaramaz. Bu vatandaş içinde olması gerekiyor. Bakın ikinci şey ya örneğin işte bu işin şeyi AFAD başkanlık ve illerde müdürlükler var. Ya Allah aşkına ben işte pastacılık yaptım. Şu anda arama kurtarma işi. Başkanım. Tek başına devlet bu işi halledemez derken şöyle bir durum daha var. Yani her bir ile biner kişi göndersen 10.000 kişi eder. Basit hesap ya. 10.000'er kişi göndersen orada arama kurtarma vesaire sahadaki çalışan o ekiplerde 100.000 kişi eder. Bu 10 tane il en az 10 tane ilin 10'ar tane ilçesi olsa 100.000 tane yerleşim yeri. Ama bunlar maaş. Maaş ödemek zorundasınız bunlara. Yerleşim. Bu da büyük bir bütçe. Ne zaman deprem olacağını bilemezsiniz. Evet. Yani. Evet. Biz beleş çalışıyoruz. Devletin yetersizliğinin asıl nedenleri bunlar. Biz beleş çalışıyoruz. O beleşçilere vermiyor da o kendi adamına verecek maaş. Bize vermiyor bedava. Buyurun. Ben olaya şu şekilde tabii devletin dediğiniz gibi 100.000 kişi 10.000 kişi bütçesi yetişmez. Hiçbir şeyin yetişmez. Şimdi ya zaten hazır ekipler var. Ben vatandaştan şunu bekliyoruz.
sırasıyla gideceğim. Vatandaş bu işin içinde olmalı. Yani bir afet anında destek vereceği konuda bilgili olmalı. Bilgisini gidip orada ekipmanlarla işte insanları kurtarmalı. Ama işi yöneten kişilerin o kişinin bir o konuda uzman olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani şimdi ya gerçekten şey mesleki olarak ya bu işten anlamayan insanlar işi yönetmeye çalışıyor. Çok yanlış bir şey. Yani iş çıkmıyor. Bakın şöyle ya dikkat et bizim Turgay Osman arkadaşlar da bu işi biliyor. Ekip yönetiyorlar. Yani işi bilmeseler sen ekibini nasıl yöneteceksin? Yönetemezsin. Bakın düzenli şekilde ben her arkadaşlarımızı da takip ediyorum normal zamanlarda. Yani ekipleri bir şekilde yönlendiriyorlar ve çalıştırıyorlar. Şimdi bu işle ilgili birimlerin ya işle alakası olmayan işin oradaki organizasyonu yapamıyorsun. Şimdi yani afetler gerçekten şey yani her şeyi etkileyen bir durum. Şimdi olası depremde ben hep şunu döndükten sonra Maraş'taki yaşadığımız olayları bir daha yaşamayalım. Amacımız bu. Eksiklikler belli. Yapılacak işler belli. Yapılacak organizasyon belli. Ya zor bir şey değil işte. Şu anda bile hazırlansak kısa sürede bununla ilgili çalışma yapsak oluşabilecek bir depremde bunları yaşamıyor, yaşanmaz. Örneğin mesela ben İzmir depreminde işte başardık depremi. Ya 18 tane enkazda ne olacak? Başarsam ne olur, başarmasam ne olur? Şov olur, şov. Ne oldu? Maraş'ta 3-500 tane enkaz vardı. Buyurun. Buyurun başarın. Yok. Bu onun için ben şöyle söyleyeyim. Bizim gibi kurtarma ekiplerine ihtiyaç var. Ya bunlar aş istemiyor, iş istemiyor, para istemiyor. Ama yani kurumlar destek vermesi gerekiyor mu? Evet, vermesi gerekiyor. Yerel idareler yasada var. 5393. Biz biraz şanslıyız Yalova olarak. Döndükten sonra bir ilçe Çınarcık ilçemiz, Koru beldemiz, Subaşı beldemiz, belediye başkanlarımız bir şeyler aldı. Gittik onları aldık. Konteynerlara koyduk. Bakın bu boş bir durum. Ya ne olacak? Belediye diyelim ki bize kesme işte fiyatı biraz pahalı veya işte bu dinleme cihazlarıyla şeyler var ya ısı ölçerli termal kameralar ya 35 bin lira 40 bin lira ya ne olacak her ekibe ikişer tane alsam bunu yani beni sesimi duyan var mı barmağından ziyade termal kamerayla içerideki ısıyı tespit etme durumundan girersin. Bu sefer yerini tam tespit etmek için nokta atışından girersin, çıkarırsın. Yani çok delmeden yani bugün bir hiltiyle bir yuvarlak aşağı iniş deleceğin zaman bayağı bir süre çalıyor. Oradan girdin olmadı, başka yerden deliyor. Ama bir termal kamerayla, bir ilan kamerayla yaralının yerini öğrendikten sonra girebildiğinde işte dileriz. Ya bundan sonraki süreçte belediye başkanlarının, kamu işte özel idarenin, valiliklerin ya bu konuda işte ne bileyim ufak da olsa bir bütçeyle eksikleri temin edebilirler yani. Bazen şeyi de söylüyorum. Hani bunlara da gerek kalmayacak bir şey. Keşke yani bu kentsel dönüşüm diye şey yapıyoruz. Keşke binalarımızın hepsi sağlam olsa. Zaten bu kadar masrafa da gerek yok. Örneğin yani şimdi herhalde bir
o 20 bin kişi enkaz alanlarına dağıldı böyle. İşte 3 orada 5 burada gibi düşünün. Sarf edilen paralarla belki 100 binlere yakın kentsel dönüşüm yaparsın. Ya depremde ölen insanlarla uğraşmazsın. Yani insan hayatı çok önemli. Ya biz bunu düşünmüyoruz işte. Sıkışınca hep öyle oluyor. Sıkışınca kentsel dönüşüm. Bu saatten sonra 40 bin kişi öldü şu anda. Çoğalır herhalde. 40 bin kişi ölmezdi. Ya yani niye Japonya yaptı? Bazen diyorum herhalde biz Japonlar kadar Sabri Başkanım, burada bir küçük çalışmıyor. Araya gelerek, bakın Japonya'nın bugünkü bu sismolog rahatsızlığından dolayı, yani deprem rahatsızlığından dolayı dünyanın şu anda birçok ülkesinde kullanılmakla birlikte bu binaların yeni temellerinin direktmen üstüne izolatör deniliyormuş bu alete. Ben de yeni duydum ama bunun 1999 depreminden sonra tüm kamu binalarında aslında yasaya konulsa, yasal hale gelse tüm binalarda da, müteahhitlik firmalarındaki binalarda da bu izolatör, yani binanın normal maliyetinin %6 minimum, en fazla diyorlar, afaki konuşalım, %10'u yukarı asla geçmez, %5, %6, %7 gibi. Bu da bir binanın kat sayısını düşünürsek hiçbir şey. Bakın evet. Hiçbir şey. Ha bu sistem gerçekten bir altta toprak sallanması, o deprem oluşumu anında üstündeki o mesnat dediğimiz izolatör etkileşimi %80 absorbe ediyor. Yani deprem alttan, yani şöyle diyelim, şöyle alttan yukarıdan vururken o tam tersine hareket ediyor. Depremin oradaki hareketini %10 anca algılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ki bu sistemi bugünkü yer bilimcileri, jeolojiler artık bildikleri için Türkiye'deki mühendislikleri de planlamayı da, imar yasasını da buna göre devletin kurumları, bugünkü siyasi iktidar değiştikçe de bu yasayı düzenleyip adam gibi Türkiye'de olmazsa olmazlar arasına getirmeleri gerektiğini, ben meclisten çıkartılıp da bunun artık önüne ket koyup, kardeşim burası 5 kat binaya müsait bir arsadır, topraktır, arazidir, her neyse zemine sahip, buraya 6 kat bina yapamazsın. Adam 5 katı yapıyor. Şimdi biz bunları sahada olduğumuz için inşaat anlamında görüyoruz. 5 kat yapıyor. Üstüne diyor ki bir teras kat daha yapayım. Çünkü İstanbul'da basit bir teras 2 trilyon. Bugün eski parayla 2 milyar. Bakın. Burada rant kavgası siyasete küçük giriyor ama sadece bunun suçlusu belediyeler de değil. Bakın. Adam ona göz yumuyor. İskanı alıyor. Üstüne teras yapıyor. 2 trilyon. 2 milyar. İyi para onlar için. Ama orada çıkacak o binaya 5 katın üstüne 6. teras katı koyduğu için o binanın yapılan statik projesi yok oluyor. Mimarisi zaten binanın dekorudur. Onun çok ehemmiyeti yok ama binaya bu sefer oradan diyelim ki bir teras katın yükü 40 ton, 40 ton daha fazla hacim yüklemiş oluyorsun binaya. Bu binanın projesine kesinlikle aykırı. İşte buradaki yasa koyucuların ve meclisten bu yasaların net olarak çıkması lazım. Burada sınırı koyup kardeşim 5. katın üstüne bir teras kat, 1+1 yapamazsın. Devletin burada yasayı uygulayıcıları da, belediyeler de bunu bu şekilde net uygulamaları. Çünkü biraz önce Osman Özçam başkanım dedi ki rant. Evet, rant cebe, rüşvet belediyeye, müteahhitin cebine de bir daire parası giriyor. Bakın. Hı. İşte sıkıntı esas burada. Devlet bu sefer daha büyük arazilerde de Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya gidiyor. Bunu Şehircilik Bakanlığı onaylıyor. Orada da rüşvetin en büyüğü dönüyor. Olay bugünkü Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in de en son Maraş'ta dedi ki size imar barışını getirdim. İmar barışı insanların bugünkü taputları, mezarları oldu. Osman Başkanım, Turgay Başkanım. Bakın. Doğru. Kesinlikle.
toplumun bu yaralarını bilen bir insan olarak bunu anlatmazsak söylediğimiz cümleler eksik kalır. Evet. Evet. Şeyde Çınarcık'ta 10 sene önce o dönem belediye başkanı kaygan bölge olduğu için bir site yapılıyor, reddediyor. Ruhsat vermiyor. Yapacak kişi müteahhit Ankara'ya gidiyor. Orada inşaat iznini alıyor, yapıyor, geliyor. Bundan pandemiden önce orada toprak kayması, binalar oturulmaz duruma geldi. O binaları terk ettiler. Şimdi ya bırakın yerel idare bunu reddetmiş. Yapılamaz demiş. Sen şimdi Ankara bu işe burada yaptırırsan o felaket can kaybı yoktu. Ama orada 10 tane sanırım yani şu anda miktarını hatırlamıyorum. 10 tane bina kullanılmaz durumda. Bakın bizde daha önce belediye başkanı Hacı Mehmet Ovası'nda şu anda 3 kat 5 kata çıkarmak için bir kampanya başlattılar. Bakın yemin ediyorum karşı çıktık. Belediye başkanımızla da görüşüyordum. Yani ben telefonla açtığım zaman başkanım şu lazım işte şey yapabilir misin dediğimiz bir arkadaşımız sağ olsun. Ama karşı çıktık ve orada 5 katı yaptırmadık. Çünkü zemin çok kötü. Evet, kazık... 99'da büyük felaket yaşadı Hacı Mehmet Ozan'ı. Evet, evet. Yerle bir oldu. Orada dedik bir yapıyoruz. Tabii. Yani tamam de, şey yaparsın. 40 katı. Metre. Sağlam zemin 40-50 metre. Adam belirli bir parada 20 metre yapıyor. Yine bina sallanınca yıkılıyor. Yani onun için yerelde şey yapanlar burayı biliyor. Yani o kararı yereldeki insanlar vermeli. Ankara vermeyecek kararı. Yani böyle durumlar da var. Şimdi büyük bir felaket yine deprem olacak. Doğaksa diye bir firma bina yapıyor deniz kenarına. İşte gelecek büyük dalgalar. Orada kimyasal depolayacaklar. Büyük dalgalar da çok yakın. Geldiği zaman işte orada deniz de mahvolacak. İnsanlar da mahvolacak. Biz ah of demeye yine başlayacağız. Ya yapma orada. Git biraz daha yukarı iç kesimlerde yap. Neymiş deniz nakliyesi kolay. Maliyeti düşer. Abi kardeşim oraya kadar geliyor. Oradan oraya. Eğer insan aynı düşüyorsak bunları yapmayacağız kısacası. Şimdi Sabri Başkanım, gerçekten Türkiye'de bu işin statini, proje uygulamasını ve ehemmiyetli, emniyetli, kaliteli, depreme dayanıklı binalar yapan müteahhitlik firmaları inan ki var. Bakın Türkiye'de vardır. Ama her önüne gelen ülkemizde müteahhit olduğu için cebinde parası olan bir kısım bilumum insanlar, iyi müteahhitleri tenzih ediyorum buradan, iyi iş yapanları tenzih ederek söylüyorum. Bilumum cebinde parası olan betonun getirisi kolay ve çabuk. Onun için en kolay para kazanma yolu tabii ki karşısında bir yatırım var ama bir de bunun proje uygulamaları var. Zemin etütü var. Bunun üstüne statik yüklemesi var. Biraz önce anlattığım 5 kat yapıyor atıyorum. Yani bunu bir kriter olarak söylüyorum. 5 katlık bir zemin vermiş. 15 metre kot vermiş. Bunun üstüne 15 metreden üstüne daha statik yükleme çekmeyecek demek ki. Zayıf kalıyor demek ki. Bunu mühendislik bunu böyle hesaplamış. Sen onun üstüne bir yani genel itibariyle söylüyorum. Müteahhit bir de çekme kat koyunca ne oluyor? O bina depremde çökmeye, yıkılmaya mahkum. Çünkü sen onun üstüne diyelim ki 5 kat 50'şer tondan 250 ton. 30 ton daha fazla koydun kardeşim. Bu arabanın ya şanzımanın ya makası kırılacak ya da motor patlayacak bir şey olacak. Yani ne oluyor burada da depremde binalar yıkılıyor. Tamam.
Okey, burada hemen devreye gireyim. Bununla alakalı kaçak yapıya giriyor veya izin veriliyor. Daha çok kaçak yapılar var. Bu anlamda da imar affı geliyor. E peki imar affı getiriyorsunuz. Neden peki yapı denetimleri oralara yönlendirmiyorsunuz? Uygun mu değil mi imar affına diye? Neden bunu yapmıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Soruyorum. Neden yapmıyorsunuz? Turgay sana soruyor. Yok. Turgay Bey kesinlikle sormuyor da. Devletle o yönde ilişkili anlamında. Sizi tenzih ederim. Başkanlarım. Yönetenlere söylüyorum. Devletin kuralları var. Kim geldiyse o da o yönetmelikte onları uygulayacak. O kadar basit yani. Kesinlikle. Bakın, inşaat bizim konumuz değil. İnşaat yapmak bizim konumuz değil. İnşaatı sizler yapıyorsunuz İsmail Bey. En iyi şekilde yapmak zorundasınız. Ve sizde kontrol mekanizması olarak kontrol etmeleri lazım. Biz sadece sizin yaptığınız o güzel binalar yıkıldığı zaman biz o enkaza nasıl gireriz? O binaların içine nasıl gireriz? İnsanı nasıl kurtarırızın peşindeyiz. Biz bununla uğraşıyoruz. Şimdi abi, ben müteahhitlik yapmaya cesaretim, bakın kabiliyetim, bilgim, donanımım var ama benim kabiliyetim ona müsaade etmedi. Çünkü biraz önce Osman Çam Başkan dedi, hırsızlık yapmazsan cebine para koyamazsın. Benim yaptığım binada ben satacağımda ileriden zarar ederim. Onun için hiç yapmaya gerek yok çünkü hakkını, rivayetini vermek gerekir. Tanıdığım müteahhitler var. Gerçekten ben de 18 yıldır bu sektördeyim. Birçok müteahhit var tanıdığım. Mühendisleri de var ve gerçekten dört dörtlük yapıyorlar. Ben gözlerimle şahit oldum ama çok ünlü firmalarda şahit olamadım maalesef. Ama birkaç firma var tanıdığım. Gerçekten helal olsun dedim yani. Helal olsun. Bunu yapıyorsunuz. Tabii ki dürüst müteahhitler var. Dürüst şirketler var. Dürüst çalışan insanlar var. Toplumun her kesiminde, her meslek dalında, hatta bizim bakın derneklerimizde bile dürüst dernekler var, dürüst olmayanlar var. Şimdi bunların kontrol mekanizması olması lazım. Önemli olan kontrol mekanizması. Bizi kim kontrol edecek? AFAD kontrol edecek. Müteahhitleri kim kontrol edecek? İşte yapı denetim vesaire. Şimdi bina yıkılıyor. Suç kimde? Müteahhit. Müteahhite ruhsatı kim verdi? Tüm yönetici. O yöneticiye ona kim verdi? Bu. Yani sadece müteahhite yüklenmek doğru değil. Bunun denetimini yapana da denetlemek lazım. Mesela AFAD dedik ya, bizde de var iyi arama kurtarma, kötü arama kurtarma veya iyi olmayan arama kurtarma ekipleri. Şimdi bizi kim denetleyecek? AFAD dedi. AFAD'ı kim denetleyecek? Yani AFAD'da da sıkıntı var. Değil mi? AFAD'ı denetleyen devletin bir bürokrasi olması lazım. Otokontrol sistemi lazım ki, otokontrol sistemi, o zaman her şey düzgün gitsin. Doğru mu başkanlarım? Tabii zincirleme böyle gidecek. Ama arada halkalar kopunca sonuç facia. Zaten facia oluyor. Gördüğümüz gibi. Ama bu faciaysa yani, bu birkaç kişi veya ne bileyim o yönetimdeki kişilerin sıkıntısının sorununu neden halk ödüyor? Kim geri getirecek bu anne babaları? Bunu işte halkın bunu seçimlere göstermesi lazım. Halkın sorması lazım zaman, bunu. Halkın bunu göstermesi lazım. Evet. Yani siyasete girmek istemiyorum. Gösterebilir belki. Bundan artık öncekiler hayatını kaybetmiş insanlar ne olacak? Ne olacak ya? Pisi pisin olmuş insanlar var. Terk edilmiş insanlar var. Kötü binalarda yaşanmaya, ekonomik durumundan dolayı. Halk patron benim. Orada bilmediği sürece ben ameleyim değil. Patron benim demediği sürece, bunun bilincine varmadığı sürece bu böyle geri gider. Yaşadığı evin, odanın tabut olacağını kim bilebilir? Yani ya Allah aşkına ya. Onlar da biliyorlardır zaten. Yaşadığı bina kendininse, sensen, bensem biliriz Zeynep Hanım. Bakın orada 3 kuruş daha fazla kazanmak adına bir kat, bakın gerekçelerini
ve neden olduğu etkileri söyledim. Turgay Başkan'ım bir dakika bekletti. Çünkü oradaki dedim ki bir teras kat, 1+1 bakın, bir teras katın 1+1, bir de 15 metre terası olur olsa olsa, en fazla bu kadardır Osman Can Başkanım. Sizin oranınız da aynı. Anadolu insanıyız. Her yerde hemen hemen böyledir. Yani 1+1'ler, ters dubleksler vardır vesairesi vardır ama olabileceği şey bu. Ama esas olan burada rant. Başka bir şey daha. Tamam, orada gözler doydu mu? Doydu mu gözler? Doğru değil işte. Doydu mu gözler? Gözler doymadıysa gönüller toprakta doyuyor. Turgay Başkanım buyur. Şimdi Zeynep Hanım şöyle bir var. Demin bir şey söylediniz. İnsanlar eğitimi az olduğu için, yani afet bilinci eğitimi, başkanların bilirler. Biz afet eğitim bilincinde eğitim verirken şunu söyleriz. Siz bir bina alırken önce neye bakarsınız? Biz toplum olarak alacağımız binanın önce süsüne bakarız. Mutfak dolapları güzel olmuş mu? Güneş görüyor mu? Balkonu güzel mi? Banyosu güzel mi? Dışında sövesi var mı? Desenlerin rengi güzel mi? Biz buna bakıyoruz. Yani bu bizim eğitimimizin eksikliği. Ama biz kalkıp da bu bina ya nereye yapılmış? Zemini iyi mi? Kontrolleri yapılmış mı? Ruhsat verilirken neye göre verilmiş? Demiri, çimentosu, işte karotları, şeyleri nedir? O basınçlar test edilmiş mi? Bunları soruyor muyuz? Halk olarak sormuyoruz. Artık çünkü bilinçlendik. Bilinçlendik. Ama ne zaman bilinçlendik? Bakın. Sorguluyor. İmkanı olmayan insanlar 99 depreminden bu göre alıyor. 99 depreminden bu zamana yaklaşık 23 yıl geçti. Ne bu oldu sonuç? Ne oldu sonuç? Her yer yerle bir oldu. Taş üstüne taş kalmadı. Ne yaptık? Koca bir hiç yaptık. Hep kağıt dejavu üzerinde. Hep dejavu yaşıyoruz hep ya. Doğru mudur başkanlarım? Ne yaptık? Kesinlikle. Eğer biz doğru bir şey yapsaydık 22 yılda bu kadar bina çökmezdi. Evet. Bu kadar bina çöker miydi? Yazık günah o insanlara. O ölen insanlar işte bu ihmaller zincirinin nedir? Sonucu. Hepimiz deprem fakirimdir. Efendim? Deprem fakirimdir. Turgay Başkanım. Hayır, fakiri niye bulsunuz? Başkanım, bir daire o beraber aynı yerde çalıştık. Antakya'daki o daire, lüks daireleri gördünüz. Çökenler hep lüks daire. En azından 5-6 trilyonluk daire. Onu alan kişi fakir mi? O sonradan, hayır o sonradan o hırsızlar var. Ahmet Ercan Bilgem öyle der. Yok, yok. Deprem fakiri vurur der. Çünkü onlar kiralık evlerde oturur. Denetim olmayan, işte ticari amaçlı yapılmış evlerde oturur. Ama zenginlerin evleri hep kalitesi sayıktır. Hiç kesinlikle. Öyle bakan bakan gördün mü zengin sen? Herhalde bir tane milletvekili öldü bu depremde. Hani oradan yola çıkarak. Evet, bir tane tesadüf denk gelir bazen. Biz de kendimize büyük paralar, borçlara girip lüks mezarlar alırız. Senin dediğin gibi. Fayansı güzel mi? Manzarası güzel mi? Ama inşaat yapısına, kalitesine bakmayız. Lüks mezarlar alırız. Doğru söylüyorsun başkanım. Evet. Osman Başkanım, Sabri Karaçam Başkanım, Turgay Güngör Başkanım. Şimdi yayın istediğimiz kadar sürdürebiliriz. Bu bizim elimizde. Bunlarla ilgili ben sizlerden şunun sözünü özellikle almak istiyorum. Turgay Güngör Başkanım'dan yönetim kurulu ve sahada çalışan o amiyane tabirle tırnak içinde cümlem Süpermen bir tane ya da iki tane fark etmez. 8 kişi şu yayını alabiliyoruz. 9 kişiye kadar moderatörlerimizle birlikte alabiliyoruz. Yönetim kurulu ve sahada çalışan elemanları ve komutanlarıyla birlikte. Aynı şekilde Sabri Karaçam Başkanım, Osman Çam Başkanım, sizlerden de bunu. Bir de benim İsmail Bey, Özçam. Özçam demedim mi başkanım, özür dilerim. Çam diyorsunuz. Yalova'da çamlar var da onlar tamam, uzakta bakıyor. Tamam, özür dilerim. Ben de Yalovalıyım bu arada. Evet. Şimdi bir de sizden ben de bu arada sizin derneğinizin KAKEB'in bir üyesi işleme kabul edildiğinde yönetim kurulunuzdan olacağım. Dün akşam başvurdum. Umarım kabul olur.
ama sahaya çıkabilir miyim dersen yalan söylüyor söylememek adına gönüllülük esası ben de elimden geleni komutanımız adına medyada elimizden gelen bir şey varsa gerek haberini gerek böyle canlı yayındaki durumlarını ve sıkıntılarını ihtiyaçlarını dile getirerek topluma anlatmaya çalışırım. Osman Bey, bu arada KCB ailesine hoş geldiniz. Bilgim dahilindeydi. Haberi gelmiş İstanbul temsilciliğinden. Derneğimize hoş geldiniz. Ben şimdi operasyon komutanı aramızdan Halit'i çağıracağım. Sabri Hocam da birini davet edebilir. Ben artık enkazlara girmiyorum. Daha düzmeyi sokmuştuk. Sen dışarıda dur diyorlar. En son başkanım girmemeniz lazım. Orman şimdi yangınlarında ciddi bir ciğerlerimde enfeksiyon oldu. 2-3 kere solunum durdu. Yani gittim geldim öbür tarafa. Tabii bu arada orada huri nuri yok. Kapkaranlık bir yer. Işık da yok. Onu da belirteyim dipnot olarak. İslamiyet'i çarpıtan hocaları tüm ben gene arada kaydedip dalıyorum. Benim gençlik olanından yetişmiş. Şu anda operasyon komutanım var. Burada. Yanında da. Onu çağırayım. Sabri Hoca filan tanır bizim Halit'i. Turgay da tanır. Tabii ki çağırabiliriz. Osman Özcan Başkanım. Ben şunu demek istedim. Önümüzdeki haftalarda sizlerin yönetim kurullarıyla sahadaki çalışan o aktivisi yüksek arkadaşlarla ve komutanlarla birlikte yönetim kurulunuzdan birkaç kişi bu tercihini siz yapacaksınız. Ki birlikte başkan olarak sizlerin de birer tane program daha yapalım istiyorum. Bunun teklifini almak için bu cümleyi. Evlatlarım bakın bu benim. Bu 12 yaşında geldi bize Halit Komutan. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi operasyon yürütme yaptık. Altyapı var bizde İsmail Bey, bahsetmedik galiba. Bizde gençlik kolları var. 9-17 yaş arası. Ben sosyal medya sayfalarınızı takip ettim, okudum, hatta beğendim başkanım. Yani bu tanışıklığım çok kısa ama en azından neyin üyesi olacağım diye bir ön araştırma yapmak zorundayım. Çünkü ben de dediğim gibi 2005 yılında kurulmuş derneğin neredeyse 1-2 dönem hariç tümünde yönetim kurulundayım. Yani arkadaşlara bazen yazmayın dediğim halde derneklerin iştahatlarını nasıl çalıştıklarını bildiğim için buyurun. Evet, yani biz bu arama kurtarma işini futbol takımı gibi düşündük. Altyapısı olması lazım dedik. Biz gittiğimizde bunun bitmemesi lazım dedik. Bunu 2000 yılında gençlik olarak kurduk. Son 3 yıla kadar devam ediyordu. Şu anki belediyeyle ters düştük. Eğitim merkezini geri alım, yani arazinin geri alınması sebebiyle zaten onda bir senesi kaldı. Sepetleyeceğiz bir senesi sonra onu. Yine eski yerimize geçeceğiz. O belediye başkanının ipliğini duracağız. Yerimize geçeceğiz. Yine gençlik kollarımız devam edecek. Halbette o Hatay'daki diğer gençlik kollarından bir tanesi. Tabii gurur duyuyoruz. Belki programları siz de aldık. Söyleyecek misiniz bir şey varsa kapatacak hocam zaten yayını. Valla yayınınızda gayet güzel şeyler var. Başarılı olanlar. Turgay Başkanım, Sabri Başkanım da orada kendileri de sahadaydı. Turgay Başkanım da bizzat tanıştık. Yan yana geldik. Bir dinleme falan. Hatta bağırdı bana. Chelsea'de ben orada konuşurken bağırdı bana. Beni uyardı. Bravo. Tebrik ederim. İyi yetiştirmişsin biraz başkanım. Hatalı bir şey. Turgay Başkanım bir işi evet, ne kadar iyi yaparsan o kadar iyi sonuçlar alırsın. Harikasın. Harikasın. Çok memnun oldum. Gerçekten. Kesinlikle doğru yaptı. Doğru yaptı. Hani beni sizlerle sağdaki tanıştırmak. Buyurun. Sağdaki ek Turgay Başkanım da gördü. Sabri Başkanım da gördü. Ulaşımın çok büyük aksamaları vardı. Ki o geçen zaman zarfında, zaman dilimlerinde ne bileyim belki 1 can, 3 can, 5 can, 10 can belki daha fazlasına erimeyecekti. Ki biz sahada hani bizim tabirimize köstebek olarak köstebeklerden biri benim. Enkaz altı çalışan 0.0. Şimdi artık Osman Başkan'ın ekibi yönetmesi yeterli kalıyor bize. Hani altta verdiği tecrübeyle, bilgisiyle bize yardımcı olacak. Benim gibi diğer arkadaşlarımız da var. Komutanlarımız da var bizim. Ve derneğimizde bizim hiyerarşimiz var. Bizde askeri sistem, askeri düzen. Olmalı ama. Herkes görevi var. Herkesin yaptığı bir sistem var. Ama gel gelelim
devletimiz bu sefer geride kaldı, evet. Hani sabahtan beri paylaşmaya, anlatmaya çalıştınız. Senin panımın da üstüne basaraktan konuştuğu bir şey var. Takip ediyorum yayın. Arka taraf diğer odada da izliyordum. Hani sizin anlatmaya çalıştığınız şey şu. Kısaca özetleyeyim ben size. Devlet buraya hiçbir şekilde yetemezdi. Ki bizim gibi daha yüzlerce ekip olması lazımdı ki. Doğru, belki doğru. Binlerce ekip olması lazımdı ki. Oradaki o her canı aylatabilmek gerekiyordu. Ki o 12 tane ile en az 100-150 bin kişilik bir arama kurtarma ekibi lazımdı. Bakın o 12 tane ile en az bu kadar. En az. Bakın. Hani sadece bizlerin veyahut da ne bileyim AFAD'la, AKUT'la, X bir dernekle olacak olan bir iş değildi bu. Biz neler yapıyoruz? İnsanların oradaki çabalarını sahada şimdi burada konuşmakla veyahut anlatmakla değil, o anı yaşayıp da o anı, o ambiyansı görmek çok farklı bir şey. Ki saygıdeğer başkanlarım da bu konuda benimle hemfikirlerdir. Osman Başkan da buna keza. Devletin veyahut da şeyin hani eksiği, evet, bizi sadece ulaşımımızı sağlasaydı, biz 28 saat havaalanında, sadece 28 saat havaalanında vakit geçirdik. Sabah 9.30'da bizim ekibimiz Kuşadası'nda hazır bekliyordu. Arıyoruz. Diyorlar ki haber vereceğiz, bekleyin. Haber vereceğiz, bekleyin. Artık dedik ki haber vermelerini beklemeyin. Biz gidelim ayaklarına. Ayaklarına gittiğimiz halde biz 28 saat bekledik. 28 saat dediğin çok büyük bir zaman dilimi. Turgay Başkanım dedi ki ben de aracıma bastım gittim. Hani insan yoktu. Evet, biz de Hatay'a indiğimiz zaman sanki savaş alanına girmiş gibi hissettim kendimi. Yani ışık yok. İnsanların kargaşası. Bakın çok 28. 2 saatte havada gitti. 30. 4 saatte biz yol çektik. 34 saat sonra biz enkaz alanına ulaştık. Ne yapıyor? 34. 40 saat. 45 saat sonra. İkinci gün neredeyse bitmişti yani. Evet, gece saat 10'du. Saat 10'du. Polis evinde çalışmaya başladık. Çalıştığımız adresi veriyorum yani. Ama o şekildeyken bile hani indiğimiz zaman şehirde sanki bir kaos, insanlar yok, kimse yok, bir aydınlatma yok, bir jeneratör yok. Yok yani, insan yok. Niye bu kadar geç kaldık? Neden bunlar geç kalındı? Hani şimdi partileri veyahut da devleti eleştirirken önce insanları eleştirelim. AFAD neredeydi? AFAD'ın görevi neydi? AFAD'a biz gittik, biz geldik kardeşim. Hani bizim listemiz bu demeye gittik. Bizi kapıdan çevirdiler. Siz gidin de enkaz alın. Bizim geldiğimiz listeyi bile almadı elimizde. Hazır olan yetkili yoktu. Yetkili yok. Kaos ortamı mevcuttu. Demek ki biz neymiş? Bizim ülkemiz herhangi bir depreme hazır değilmiş. Hani bu şu ilçe, bu ilçe, bu il, bu vilayet demiyorum. Şimdi Allah göstermesin. Mesela yayınları takip, sosyal medyadan bizim deprem bilimcileri de takip ediyorum, jeofizikçileri. Mesela kimisi diyor ki İstanbul'da bir deprem olmayacak. Şurası. Burası olmayacak. Ama illaki bir gün olacak burada. Gelen nesil eğitilmeyi sevmiyor. Gelen nesil oyun istiyor. Gelen nesil hazır kazanma, çalışmadan para kazanma istiyor. Yeni gelen nesil hep rahatlığı istiyor. Ama bu rahatlığı da insanlara bir şekilde vermemiz gerekiyor. Hani rahatlıklarını bozmamız gerekiyor. Ailelerin bunlara bilinçlendirmesi gerekiyor. Hani yayında konuştuğumuz şeylerde mesela Zeynep Hanım, siz siyasal yönden bakıyorsunuz ama bir konuda aileleri uyarmak gibi bir şansımız olsa çok daha güzel olur bence. Ailelerin üstüne baskı kursanız, aileleri yönlendirseniz daha iyi değil mi bence? Kesinlikle. Ben çok yönlü bakıyorum. Onu da dile getirmek istedim sadece. Siyasal yönü de dile getirmek istedim. Saatlerce, günlerce, haftalarca biz konuşalım. Hiç sorun yok. Ama önce aileleri uyarmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ama bizim siyasal yönü eksik yönlendiriyor o yüzden. Şu anda şu ortamda siyasal yönetim ikinci an bana göre. Kesinlikle. Önce, ama onu da es geçemeyiz. Hani biz nasıl hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir yemek özlüyoruz ki biz 28 saat sonra havalandık. Evet, önce tabii bunu sorgulamamız lazım. İşte İkinci onu diyorum de, ben de. Onu diyorum. Her aile kendi, her birey kendini kurtarma operasyonu. Bize gelmesin. Gitsinler, envai çeşit dernek var. Gitsinler, hani bu dernekler, bakın Sabri Başkanım, Turgay Başkanım, bunlar gönüllü insanlar. Ben çocukluğumdan beri onların ismini duyduğum insanlar. Evet. Ben Osman Başkan'ın yanında 2000 yılından beri yanındayım. Ben bu derneğe girdiğimde 12 yaşındaydım. Maşallah. Bakın, bugün ben tebrik ediyorum. Bu dernek içinde bize faaliyet verdiler. Biz çocuktuk. Bizi ortamdan uzak tuttular. Biz eğitim alanı, kendimize eğitim alanı yaptık. Eğitim yapıyorduk. Okuldan kaçıyorduk bunun için.
Hani öncelik bence çocuklar olması lazım, aileler olması lazım. Ne bileyim, devleti yargılamak mı? Devlet zaten kendi kendini yargılaması lazım. Biz nerede hata yaptık diye bunu öğrenmesi, sorması evet, lazım. Evet. Bizde değil, paylaşılacak değil. Hepsi bir bütün. Ama öncelik bence aileleri uyarmak olması lazım. Tabii. Yani 10 kişi, 50 kişi, 50 kişi, 100 kişi kimimizin de önemli değil. İlla ki bu yayını bir dinleyecek, izleyecek. Doğru. Şimdi yani, bir vurgulamamız lazım. Türkiye'de deprem kaçınılmaz bir gerçek. Şundan kesinlikle dolayı biraz teknik bir bilgi vereyim. Yer bilimciler, jeofizik hocalarımız zaten bunu, jeoloji hocalarımız bunu açık açık beyan ediyorlar zaten. Bugün Afrika kıtasının Türkiye'yi alttan ozonla itmesiyle bu depremler 250 yılda, 300 yılda, 150 yılda bir şekilde o toprak o itmeyle alttan Akdeniz'in altından itmesiyle zaten kendiliğinden oluşan. Çünkü Afrika kıtası bugünkü Asya kıtasını, yani Türkiye'nin bulunduğu o Anadolu coğrafyasını zaten kuzeye doğru ittikçe, hem kuzeye hem batıya itikledikçe bu deprem 150, 200, 250, 300 yılda mutlaka o Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı ve bağlantılı kollarıyla birlikte zaten bunu oluşturuyor. Türk toplumu artık ben nasıl o oturduğum binadan sağlam çıkarım düşüncesiyle yapacağı mimariyi, statiği, yapacağı yapıyı ona göre yapmalı zaten değerli kardeşim, değerli komutan. Çünkü İsmail Bey, ben kendi işim vereyim. Durum facia. 99'u ve daha dün yaşadığımız 7.8'lik 7.6'lık 2 deprem. Maraş. Evet. Merkezde. Buyurun. Sizin gibi ben de inşaat işindeyim. İnşaat sektöründe çalışıyorum ki hani sıfırdan, temelden yapılan binaların içindeyim. Şu anda günümüzde hani siz de bu konuda inşaatın içindesiniz. Dediğimiz gibi sistematik olarak zaten prosedüre uymadığım müddetçe zaten yapı denetimleri izin vermiyor. Benim çalıştığım şantiyelerde mesela kalıpçı geliyor, kalıbını kapatıyor. Yalnız diyor ki kalıbını sök kardeşim. Kolonunda kaç tane demir var? Kaç tane etran var? Sayıyor bunu. Temelinde kaçlık demir kullandın? Kaçlık, kaç tane ne gerekiyorsa kullanmak zorunda. Hı. Ama Osman Başkan da bir şey denedi. Çünkü yönetmelikler böyle, doğru. Artık eskidenmiş o çalmak. Mesela bugün sosyal medyada gördüm. Tavanlarda biliyorsunuz asmalit tavan dediğimiz sistem var. Köpük kullanılan. Adam yayın yapıyor. Ildır'dan, bölgesel olarak Ildır'dan yayın yapıyor. Evet. Takipsizliğin sonunda binalarda köpük kullanılıyor. Hayır, aslında binayı hapsetmeye çalışıyorlar. Şimdi tepenizde 25-30 santim bir beton mu istersiniz? Yoksa 35 santimlik köpük mü? Asmalit. 28-30 santim köpük mü? 30 santim köpüğünde 10 santim beton gelir. Toplamı 40 santimetre kabul eder. Binanın direncini arttırırken yükünü de hafifletmiş oluyor. Teknik anlamda evet, bunu söyleyebiliriz. Aslında sonuçta yükü hafifletmek. Mesela, ama burada yükü hafifletmek niye biliyor musun? Demirine güvenmiyor, zemine güvenmiyor. Hayır, zemine diyor. O zaman ilgisi yok. O zaman bunu şeye geçiriyorsa projeye burada bir Zeynep şey Hanım, var. Zeynep Hanım, sizin tezinizi çürüteyim o zaman. Bir saniye sizin tezinizi çürütelim o zaman. O zaman inşaat sektöründeyim. Zeynep Hanım, öncelikle bir şey var. Bir katta yapsanız, 50 katta bina yapsanız önce mine tüdüdür. Evet. İnşaata evet. Sorun malzeme çalma etüdüdür. Bakın, hayır, eskiden bakın gene söylüyorum ben ya, malzeme beri çalma demeyelim. Malzemeden kısma etüdü diyorum. Kısma etüdü yok. Eski bakın bu dediğiniz sistem, hani bak, bakın ben bir inşaatçı olarak bunu savunuyorum ki arama kurtarmacıyım. Ben girdiğim enkazlarda hani girdiğimiz yerler hep riskliydi. Canını aldığımız yerlerde çökme tehlikesi ve yıkılma tehlikesi olan yerlerde çalıştım ki en öndeydim. Sizin diyorum, sizin gibi bir tezgah ediyorum başkalarının aynı zihniyette olmadıklarını. Hayır ama hani şu şekilde düşünün, hani siz konuyu değiştiriyormuş gibi oluyor ama hani yok ama herkes prosedür gibi yapmıyor, uygulamıyor mu diyorum. Prosedür yapılması olur gereken zorunlu zaten artık. Eskiden de bu çalma çırpma işi. Gelen her kamyon, her mikserden numune beton alma zorunluluğu vardır. Bakın gelen dökülen betondan değil, her gelen kamyondan numune beton alma zorunluluğu var. Hani burada şöyle bir olabilir. Şimdi numuneyi betonu aldı, laboratuvara gönderdi. C30 aldı diyelim o betona. C30 aldı, laboratuvara gönderdi. C30 döktü ama laboratuvarda o testte beton C25 çıktı. Bakın
Evet. Burada eksiklik de doğabiliyor. Çünkü olabiliyor. Afat'ın yıkılması gerekiyor. Bakın burada. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu burada C35, C36 dediğiniz kaç ton, fabrikalarda kaç ton makinaları üstünde taşıyacak betondur yani. Ama bakın, şimdi kolonlarda, girişlerde, tabliyeler kullandığım beton farklıdır. Hepsi standart ölçü değildir. Mesela istinat duvarındaki farklıdır, perdedeki farklıdır, temeldeki farklıdır. Evet, hani evet. Sadece senin kullandığın beton C30 veya C40 olarak geçmez. Her bölüme kullanacak yani alana göre farklı beton kullanırsın. Evet. Hani sizin anlatmanız. Şimdi İsmail Bey'in söylediği beton C40 C35 olarak C30'a düşer. Neden düşer? Orada mesela hani kalfaların ışıklandırmak için değişikliği veya betona katma gibi katkı malzemelerinin eksikliği. Kullanılan katkının değişikliğine zaten sizin dediğiniz olur. Bu da ne olur? İlk 5 günlük sıkıma girer. Ondan sonra haftalığa girer. Ondan sonra 10 günlük, 27 günlük, 30 günlük. Zaten betonun kuruma süresi 40 gündür. Burada eksiklikler betonun, zaten ondan kaynaklanıyor. Betonun tanklıklarında süresi en son dayanım noktasını alırlar. Ona göre onlar zaten numune alırken her birinden 7 parça numune alınıyor her betondan. Yani artık eskisi gibi değil. Ama en önemli şey mesela biz Hatay'da benim gördüğüm zemine tütüyor. En büyük sorun zemine tütüyordu bence oranın. 8 katlı 9 katlı bina pizza kulesi gibi yan yatmış. Temelinden verilmemiş. Turgay Başkan'ın da gördü herhalde bunu yollarda. Ama 30 senelik 35 senelik binalar vardı hepsi peksimet gibi ezilmiş. Sana bu konuda zemin etütlerinin yapılması konusunda içtenlikle katılıyorum. Çünkü zemin etütünün malum bilinen ölçümleri alınan yerlerde 5 katsa, 6 katsa, bilimum 10 katsa, 11 kat o binaya iskan, imar, yapım izni verilmemeli kardeşim. Bu net abi, artık bu statü, bu yasal hale biraz önce Osman Özcan Başkanım'la, Sabri Başkanım'la, Turgay Başkanım'la ben de bu işin en az 30 yıllık içinde olduğum için bunu artık yasa koyucular mecliste, uygulayıcılar da sahada net olarak belediye, yerel belediyelerden almak üzere, yapı denetimden olmak üzere ve bu işleri üstlenen firmalar, müteahhitlik firmaları, mühendisler ve aynı zamanda mimarlar, üstlenen kişiler bunu artık ket koyup sınırını net ortaya koymalılar. İsmail Bey, ben şimdi beyefendiye şeyi ekleyeceğim. 35-40 yıllık binalar yıkıldı diyor ya. İşte tam da biz bu yüzden deprem vergileri nerede dedik ve neden oralara yatırım yapılmadı, kentsel dönüşüm yapılmadı diye bundan i̇şte bahsediyoruz bunun, zaten. Bunun cevabını bizden seçimlerde vermemiz lazım. Onu söyledik. Biraz önce Turgay Başkan. Biliyoruz zaten. Bak, evet. Güzel bir yere değindi arkadaşımız. Tam da bunu konuşuyoruz. Yani yıkılan binalar 35-40 senelik dedik. Ve bununla alakalı yorgun bina tabii ki bir iki deprem görmüştür en azından. Hükümete, devlete bunun da şeyini verdiler ama hiçbir yorgun şekilde yorgun binalar. Bunu da söylediğim için bunu şimdi söylemek gerekiyor yani. Türkiye'deki yapı stoğunun ya da dünyadaki yapı stoğunun ortalama ömrü bugünkü şartlarda 70 yıldır. Bakın bu artık yani daha 100 yılda yaşar. Buna hiç 150 yılda yaşar. Buna hiçbir sözüm yok. Ancak deprem bir deprem ülkesinde yaşıyorsanız buna maksimum en fazla 50 yıl, uzatmalı ömrü 70 yıldır. Ama aynen, eğer o bina o yıllar içinde depreme uğradıysa, deprem yaşadıysa mutlaka hasar alacaktır. Bilmiyorum, hiç hasar almadı diyelim, %20 yine hasar alır. Bakın bu hala yine senin orada %20 yaşam hakkını yitirme şansın var. Onun için o %20 aldığı zararda bile binanı tahkimat yaptırman, güçlendirmen gerekiyor. Bunlara da biz azıcık elimizi cebimize sokacağız. Mühendislere, mimarlara parayı vereceğiz. Oraya o binayı tekrar güçlendirip adam gibi tekrar canımızın sağ çıkması için o binayı yaptıracağız. Öyle yaptıracağız. Paraya kıymıyorsak, o para cebimizde kalsın diyorsak, bu bina beni öldürür diyorsan, kısa sürede deprem yaşarsan zaten ölürsün. Buyur kardeşim. Şu şekilde zemin etütlerinin mesela ben taraftar olduğum şey var. Yüksek kat, 4 kat, 3 kat sonrasına foray kazık sistemi yapılmasından tarafım.
Foreka... Öyle ama. Orada bir açıklama daha getirmem gerekiyor. Çünkü forekazık yapılacak sistemlerde alev yunlu ve Baltık ya da buna jeoloji dilinde ne denir bilmiyorum ama Baltık ya da alev yunlu, yani suyu yiyince orada bataklaşma oluyor. Binanın temeli ne kadar güçlü olursa olsun bina yan devriliyor. Orada fore kazık sistemi kullanılsın. Ancak zeminleri yakın mesafede sert olan binalarda, yani 2-3 metrede sert zemine veya 5 metrede sert zemine ulaşan binalarda fore kazığın hiçbir anlamı yok. Anlatabildim mi? İsmail Bey, dolmuş ve bina yapmışlar öncelikle. Fore kazık daha çok AVM'lerde falan artık veya yüksek rezidanslı binalarda. O binanın zemine tutuna göre değişkenlik gösterir. Evet. İkincisi, İsmail Bey'in söylediği gibi Hatay'daki en büyük sorun zeminin çamur olması, balçık olması, zemin etkinin doğru sorun verilmemesidir. Titreşimde, yıkılan yeni binalarda da aynı şekilde binalar genelde temeli radyasıyla beraber pizza kulesi yan yatmış. Bunları ne diyeceğiz? Mesela o hani cennetten bahçe gibi satılan Hatay'daki binanın, ben bir statik yükleme hatası değil, zemine fore kazık eksikliğinden dolayı yan yattığını biliyorum. O çünkü o binalar mesela yan yatmamış olsa o binaya hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Ama oradaki eksiklik yine zeminin o titreşimden dolayı kumlu zemin, yani sulak zemin yan o gücü eksilttiği anda, dengesizleştirdiği anda binayı yan yatıyor. Sıkıntının ama şu var. Fore kazık nerede olursa olsun yer gözetmeksizin fore kazık yapılır. Yapılmalı. Biz İstanbul'da bunu uyguluyoruz. Zemin sertleştirmesi için yapılır fore kazık. Biz zemin bunu uyguluyoruz yani İstanbul'da. Şöyle düşünün, bakın Zeynep Hanım, bunun sana bir başka örneğini söyleyeyim. Kayalık zeminde fore kazık çıkamazsın. Kayalık zeminde fore kazık çalışmaz. Çünkü fore kazığın esas amanı zemini güçlendirmektir. Anlatabildim mi? Zemin zaten o kayalık zeminde fore kazık kendiliğinden oluştuğu için fore kazığı hiçbir ihtiyaç yoktur. Aslan Başkan anlatıyor da yani. Doğru olarak. Adapazarı'nda gerekli. Ege'de yüksek bina yapıyorsanız. İstanbul'un bazı bölgelerinde kesinlikle gerekli. Bir de başka bir şey daha söyleyelim. İzmir, Karşıyaka, Bayraklı mecbur yapılması. 90. Yumuşak zemin. Bugünkü teknolojiyle İstanbul'da veya Türkiye'nin bilumum herhangi bir ilinde yüksek rezidans şeklinde yüksek katlı 15 katın üstündeki binalar rezidans olarak veya 10 katın üstündeki binalar rezidans olarak varsayarsak bu binalara rezonans kullanılması lazım. Artık bunun adı özür dilerim, köprülerde mesnattır. Yani estimiyi bertaraf eden, evet, minimize eden binalarda da rezonanstır. Nedeni, yani biraz önce el hareketleriyle de anlattığım gibi, deprem sola doğru giderken bina sağ tarafa doğru ters istikamette, buradaki titreşimi %100 halinden %80'ini düşürüp %30'a, %20'lere düşürüyor. O zaman bina etkilenmeyeceğinin %100 garantisini, yani senin insan olarak o binanın da sağlam çıkacağının garantisini veriyor. İnsanlar bize depremde de diye çocukların dilinde Allah rahmet eylesin, Kandilli Rasathanesi Başkanı, Allah rahmet eylesin dedim, Ahmet Mete Işıkara derdi ki, deprem değil, bizi öldüren binalar der. Bakın. Kesinlikle. Binaları, bunları mühendislik diliyle işte yerel belediyeleri suçlayarak veya yaptıranları suçlayarak değil, işte ilk önce oturacağımız binanın temelini adam gibi, zeminini adam gibi ölçtürüp mühendisliğini adam gibi yaptırdıktan sonra o binada sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Evet. İsmail Bey, ben size şöyle söyleyeyim. İstanbul bölgesinde ve diğer yerlerde iki yerleri düşünün. İki yer kaç katlı yani? Tek yani. Ve hepsinde fore kazık vardır. Neden? Bu malları zarar görmesin diye, ziyan olmasın diye. Ya adamın parası çokmuş. %100 alamayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle özel, de bir durum var yani. Özel bir şahsa ait iki yer. Ben devlet kurumları olmak üzere ve kamu kurumlarının altta yani insan yok. İnsan da olabilir içinde. Tabii ki olursa eğer iş saatleri içerisinde. Onun dışında bu gece oluyorsa gerçekten malları zarar görmeyecek yani.
Osman Özcan Başkanım, Sabri Karaçan Başkanım, Turgay Güngör Başkanım, değerli saha komutanım, bizimle birlikte yayın devam edebiliriz. 2 saat 2 dakika oldu. Bitirelim derseniz bitirebilirim. Son söylemek istediklerinizi alırım. Devam edelim mi? Vallahi, bitirelim mi? Vallahi konuşulacak şey varsa Sabri Hocam, Turgay Hocam devam edelim diyorsa tamam. Ama bizim bilmiyorum şu anda bu konular üzerine eklenecek bir şey yok. Zaten bizler ne deprem uzmanıyız ne inşaat uzmanıyız. Bizler arama kurtarma konusunda profesyonel arama kurtarmacılarız. Bizim konuşacaklarımız kendi uzmanlığımızdan. Bunun dışında konuşacaklarımız inanın ukalalıkla konuşur. Sadece yorum olur. Düşünceleriniz, öngörünüz olur. Hadsizlik olur. Yani, uzmanları varken tutup onları adına ya da onların uzmanlığına burada akşam kesmek bana göre şahsım olarak hastalık yapmış olurum. Kesinlikle. Sizin düşüncelerinize ben de içtenlikle katılıyorum. Bir soru orman sormak var mı? Orman söndürme uzmanıyız. Öyle mi? 2 saat Turgay. 3 dakika oldu. Orman adam yetiştiririz. Orman başkanım bir soru sorma varsa. Bu bayrağı teslim edecek gençler yetiştiriyoruz. Bak yetiştiriyoruz. Biz bugün başkanım. Bravo. Zeynep bugün Hanım varız. Bir soru daha sormak istiyor size. Son sorusu olsun. Son evet. Bir soru geleceğim. Hayır Zeynep Hanım. Sonraki yayınlarda yine konuşuruz ama başkanlarım yayını bitirelim diye düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü ben sabahleyin gidime gideceğim. Dün tamam, gece de rahatsızlandım. 5'te kalktım. Bak. Öksürük krizi başladı bu. Düzenemedim daha. Uykusuz bir günüm geçti. Bir de çalıştım bütün gün. Ben müsaade isteyeceğim zaten. Tabii ki başkanım. Sabah erkenden de Didim'e gideceğim. Eğer sorunuz, söylemek istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım. Ben müsaade isteyeceğim. Müsaade ben her zaman istedim başkanım. Ama ben yayını birlikte kapatalım isteyelim. Zeynep Hanım sorusunu sormasın hatta. Birlikte kapatalım. Evet, yormak istemiyorum. Aynen. Çünkü ben bizim Allah abimiz niteliğinde Anadolu saygısıyla, kültürüyle diyeyim Osman abimizin biraz da sizi tenzih ederek söylüyorum. Ben de bu arada hiç hicap duymadım. Yaşım 57. Ki siz benden bu konuda biraz daha yaşınız itibariyle tecrübeniz fazla. Onun için sizi bu konuda daha yormayayım. Yaşınızı hiç önemi yok. Benim o konuda saygıdeğer bir abimsiniz. Sabri Karaçan Başkanımız keza öyle. Turgay Güngör Başkanımız da hemen hemen benden birkaç yaş daha küçük olabilir. En genç Turgay. En genç Turgay. 60 yaşındayım. Sizden 3 yaş küçüğüm o zaman Turgay Güngör Başkanım. 62. Yo, 62. Maşallah. Allah daha sağlıklı ömürler versin hepinize. Versin. Sabri sen kaç olmuşsun? Ben 46 yaşındayım daha. Oo, çok çalıştım biraz yaşlandım. En yaşlı ben çıktım. Tahmin edebiliyordum. Ben 67. Ben yaşımdan memnunum. 60 doğumluyum. Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır. Seviyorum yaşımı. Evet. Bizler peki, gençlere örnek olacak arama kurtarmacı insanlarız. Evet. Dediğim gibi gençlere bu isim etmek için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bugün varız, yarın yoğuz. O yüzden mutlaka gençlere bu bayrağı teslim etmek zorundayız ve teslim edeceğiz de. Yanındaki genç gibi. Gençler nereye başvursunlar? Şöyle tüm derneklerimizin Sabri Bey'in işte Sabri abimizin Osman abimizin dernekleri var. Bizim de derneğimiz var. Kendi bölgelerinde mutlaka başvuru formları vardır. Başvuru formlarıyla o derneklere başvururlarsa üye kaydı sonuçta hepimiz istemek sonra yolu. Eğitimleri hızlı Turgay Başkanım bakın ben Nebiye Hanım'ı 5 yıldır tanıyorum. Nebiye Hanım KAKEB'in üyesi ve ben onun o derneğin üyesi olduğunu bilmiyordum. Böyle bir spontane gelişen bir sohbette dedi böyle. İnan ki bakın bu bir gönüllülük işi. Belki sahada olamam ama benim de üstüme vakf olan görev olarak haberini yaparım. Böyle programlarını yaparım. Yapabileceğim. Şimdi hakkı, İsmail Bey gönüllülükte ekip olma esastır. Sizin de yapacağınız bir iş vardır. Enkaz üzerinde orada çalışan enkazdan çıkmış bir kişiye
bir bardak su götürmeniz bile nedir? Evet. O ekibi tamamlayacaktır. Herkesin Kesinlikle. Ekipte mutlaka bir görevi vardır. Sakın bu konuda endişe etmeyin. Sizin de yapacağınız bir görev vardır. Yok, yok. Benim ekibimde de böyle bir kuşkum yok. İnşaat bilgim kesinlikle, de var o kesinlikle. Konuda. Yeter ki gönüllünün önü de olsun. Ancak yani kendim de sahada çalıştığım için inşaattaki kazancımla yaşamımı idame ettiğim için gazetecilik benim hobim, bakın. Bunu severek yaptığım bir iş. Çünkü toplumun bazen konularda bilinçlenmesi gerektiğini ben yaklaşık 10-15 yıldır aydınlanan ve okuyarak çok şeyi öğrenen, aşan bir insanım. Yani bir üniversite okuyarak durumunu kastetmiyorum, bakın. Sosyal medyadan falan da değil ama internet üzerinden benim Google'dan çok şey öğrendiğim bilgisi gerçeğidir. Ben bugünkü duruma gelmemin nedeni sosyal medyadaki durumlar değil, Google'daki araştırmalarımdan dolayıdır. Onun için araştırılarak, okuyarak aşılmayacak hiçbir durumun olmadığını ben de görüyorum. Bu da bende örneğin. Evet, bilimle uğraşarak, bilimsel olarak çalışmak her zaman en doğru, olan şeydir. Evet. Şimdi ben burada girebilir miyim devreye? Kapanış buyur yapacağım. Buyur tabii Zeynep Hanım. Tabii. Kapanış yapacağım Zeynep Hanım. Olmayan kişiler eğitimlere katılabilir mi? Nasıl? Gönüllü olmayan kişiler. Yani gönüllüler var ya, eğitime katılıyor. Hı. Bir de gönüllü değiller ama eğitime katılmak istiyorlar. Katılabilirler mi? Biz Twitter üzerinden sohbet odalarında veriyoruz. Oradan katılabilirsiniz. Zeynep Hanım, yayından sonra konuşalım mı bunları? Ben mesela değil. Bireysel değil bu. Genel anlamda insanlar bunu soruyorlar. Ben de o soruyu size dile getirmiş oldum. Twitter'da odalar açıyoruz. Akçadar olarak. O odalara girerse zaten konu hep eğitim. Yani kenarda bir İlk yedek takip etmesi lazım. Olsun diye Osman hani. Tabii tabii. Gönüllüler sayısı bellidir. Artı kenarda da işte eğitim görmek isteyen insanlar gönüllü dışında. Öyle çok insan geliyor. Orada da tabii eğitimler veriyoruz. Burada açıksınız. Alıyorsunuz değil mi eğitime? Tabii, odalar zaten giriş serbest. Tamam. Okey. Soru sorabilirsiniz. Tamam. Tamam, tamam. Twitter'da onu ben bilgilendireceğim arkadaşları. Tamam, olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz sevgili başkanlarım, sayın başkanlarım? Benim yok. Benim de yok. Hadi, benim de yok. Çok teşekkür ediyorum. Değerli haber ağasının. Biz teşekkür takipçileriz. Değerli. Değerli yorumlarıyla bizlere katkı sunan onlarca tanıdığım, tanımadığım takipçi arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Çünkü onların birkaç tane sorusunu okumak isterdim. O kadar yorum yazdılar ki bu akşam onların hepsinden özür diliyorum. Ama Haber Asi biliyorsunuz ki haftada 4, 5 hatta 7, 8 program 10 tane olduğu zamanlar da oluyor. Mutlaka daha geniş bir zamanda mutlaka sizlere de yine sorularınız varsa cevap vereceğiz. Yorumlarınızı yine yansıtacağız ama bugünkü durum o değildi. Çünkü enkazdan canlı çıkartan arama kurtarma ekiplerinin derneklerinin başkanlarını ağırlamıştık. Çünkü sahadan gelen yansımaları ekranlarımıza yansıtıyorlardı. O yüzden bugünkü yorumlara ağırlık vermediğim için hepinizden özür diliyorum ama mutlaka vereceğimi de biliyorsunuz. Bu İsmail akşamki Bey, programımız bununla şey olamaz. Yani biz daha hiçbir şey ifade edemedik. Hiçbir şey işleyemedik. Yüzeysel geçiştirdik. Bence bunu önümüzdeki günlerde daha detaylı, derin konulara girelim. Tanışma olsun. Aynen. Ben zaten başkanlarımdan söz aldım. Bir daha konuşacağız dedim ya zaten. Bunu sen duymadın mı? Onun duydum ama direkt yine hani hatırlatma yapıyorum. Bizi bırakmak istemiyordu, biz gideceğiz ama. Başkanım, Osman Başkanım dedi ki yarın Didim'e gideceğim. Başka, benim söylemem ayrı şey yani tamam. Bir sürü insan var tamam. Yani. Herkese ulaşalım. Bizi izlediğiniz yani için bize bu akşam gerçekten paylaşımlarınızla, yorumlarınızla, sorularınızla katkı sunduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Haber Asi adına, Haber Asi basın ve yayın genel koordinatörü olarak yine partnerim sevgili Zeynep Hanım'la birlikte
pazartesi akşam çok değerli bir doktorumuzu alacağız. Çünkü o da eylemde. Pazartesi gün 20'de Haber Asi'de yine gündemin yeni bir başka penceresinde Amfi ile birlikte olacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum. Murat Bey, biz sizinle